İyi akşamlar sevgili seyirciler. Koca TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir haftada normal yayın günümüzde en son Perşembe günü yapmıştık. 4 gün sonra yeniden karşınızdayız. Artık ilk haftası geldi çattı. Hafta sonu Trend Yol 1. Lig aynı zamanda Süper Lig birlikte başlıyor. 3 ligler başlıyor. Hayırlı olmasını dileyelim öncelikle yeni sezonun. Bir yıl aradan sonra tekrar bu ligdeyiz. İnşallah bir önceki gibi hayal kırıklığı yaşamayız. Çünkü bu sezon hakikaten geçmişten ders alarak hareket ettiğimizi görüyoruz. İyi transfer yaptık. Aynı zamanda tabii transferler devam ediyor. Hafta sonuna kadar da birkaç adam alınacak diye biliyoruz. Bir taraftan da merak ediyor, neler oluyor, neler bitiyor. Hem transferleri konuşacağız, hem Pendik Spor'la oynadığımız maçı konuşacağız ki bu maça dair söyleyeceklerimiz çok şey var hakikaten. Herhalde hiç kimsenin beklemediği kadar iyi bir Kocaelispor vardı sahada, özellikle ilk yarı itibariyle. 2 saat süreyle beraber değerlendirmemizi yapacağız. Bugün ilan ettiğimiz gibi Kocaelispor'un başkan yardımcılarından Veli Başkul bizimle birlikte. Veli Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olasın. Nasılsınız? Veli Bey öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ne zaman davet etsek beni ikilediğini bilmiyorum. Tabii ne demek? Bazı yöneticiler arkadaşlar, bunları da buradan tabii takılmak da istiyorum. Israr ettiğim yönetici arkadaşlar da var. Ama genellikle mutlaka bir bahane buluyorlar. Ama Veli Bey hiç fark etmez, ben geliyorum der. Onun için de ona bu hakkını da teslim edelim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çünkü biraz da tabii burada yönetici olmasını önemsiyoruz. Çünkü yetkili bir isim. Biz burada tabii değerlendirme yapıyoruz ama yöneticinin burada olması, sorulara muhatap olması, bir takım soruları cevaplandırması çok önemli. Kamuoyu bunu bekliyor. Onun için de yöneticimiz burada olduğu için biz de çok mutluyuz ki program öncesinde beraberdik. Bu akşam vereceği önemli haberler de olacak bu kulüple ilgili. İşte özellikle yarın biliyorsun Laisman var. Ana sponsor, işte isim sponsorumuz, stadımızda isim sponsoru ve Göğüs Forma Reklamı'nın sponsoru Yıldız Entegre veya Yıldızlar Holding'de yarın biliyorsunuz sözleşme ve formaların tanıtımı da olacak. Onunla ilgili de yeni taze bilgilerimiz var. Biraz sonra herhalde sanıyorum ilk kez forma fiyatlarını da Veli Bey açıklayacak. Öyle mi? Evet. Bunu söyleyelim mi? Evet. Yeni sezonun forma fiyatlarını da Kocaelispor kamuoyu ilk kez bizim programımızda öğrenme şansı bulacak. Biraz bekletelim seyirciyi o konuda. Evet. Meraklandıralım. Sonrasında açıklarız. Hoş geldin tekrar Veli Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Hemen yanında Taha Burak Yavuz. Taha hoş geldin. Hoş bulduk abi. Taha bir aylık askeri görevini tamamladı ve geri döndü. Kocaeli TV'nin çalışanı. Spor servisinde çalışıyor kardeşimiz. Daha öncesinde de bizim programlara geliyordu. Bugün de bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Askerlik nasıl geçti? Anılarına falan girmeyeceğim. Çünkü 30 günde anı yok zaten. Anı falan yoktur diye düşünüyorum yani. Biz 550 gün askerlik yaptık. Veli Bey sen kaç gün? Ben de. Aynen. 550 falan geldi. 18 aydı bizim zamanlarda. Onun için askerlik konusuna girmiyorum ama sen dün maçtaydın. Maçı anlattınız. Beraber anlattınız. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Hayırlı tezkerler diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür. Gökhan her zaman yerinde. Evet sağ olun. Çok şükür. Gökhan nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun saatin. Çok şükür. Sen de iyisin. Çok şükür. Sıcaklar var. Var. Sıcaklar ama yarından sonra inşallah havalar biraz daha serinleyecek. Tabii bugün öğle saatte... Günden kadar sıcak değil ama. Günden kadar sıcak değil. Tabii bugün öğle saatlerinde aldığımız tabii Denizli'den aldığımız haber. Yürekleri aldı. Son gelen tabii bizim televizyondaki yarın canlı yayındaydı. Sevgili Ayşe İl oradaydı, Kazım Bey de oradaydı, bütün ekip oradaydı. Yeni geldiler. O canlı yayın bitti, bu başladı. Bildiğimiz kadarıyla kötü, yani ölümle ilgili bir haber yok galiba. Var mı? Ağır yaralı var. Evet. 3 kişi miydi? 3 kişi ağır yaralı. 3 kişi ağır yaralı. Toplam 13 kişi yaralı. Bir patlama. Toz sıkışması. Toz sıkışması. Devlet Malzeme Ofisi miydi? Evet. Onun deposunda bir patlama oldu. Zaten ulusal düzeyde de mutlaka takip etmişsinizdir. Yaralı... Toprak mahsulleri. Toprak mahsulleri. Ben ne dedim? Toprak mahsulleri. Aynı. Aynı şey değil mi? Teşekkür ederim.
Allah'tan şifa dileyelim yanımda kardeşlerimize. Allah bir daha görsün. Büyük geçmiş olsun gerçekten. Tabii o bölgede patlama olunca çok daha korkuyoruz. Çünkü orada Tüpraş var, bütün fabrikalar, petrol tankları, her şey liman orada. Var, liman var. Yani dolayısıyla yüreğimiz ağzımıza geliyor ama çok şükür çok büyük bir olay değildi. Ucuz atlattık. Verilmiş sadakamız varmış. Allah şifa versin öncelikle yaralı kardeşlerimize. Onu da o başlangıçta onu da söylemiş olalım. Normal akışımıza geçeceğiz ama bugün yıl dönümleri vardı. Hocaspor camiasında bilinen, tanınan, sevilen isimler. Bora Uluç mesela hem İzmit'in çok sevilen bir avukatı hem de amatör spora çok büyük hizmetleri olan, gönüllü olarak disiplin kurulu başkanlığı yaptı. Benim de çok sevdiğim bir abimdi. Allah mekanını cennet etsin. Onunla biz o 20 yıl fazla disiplin kurulu başkanlığı yaptı. Bir sohbetimizde dedi ki sen dedi gazeteciliği ne zaman bırakırsan ben de onu bu görevi o zaman bırakacağım demişti. Öyle konuşmuştuk aramızda. O erken gitti maalesef. Allah mekanını cennet etsin. Hemen notlarıma bakayım. Bora Uluç'un 4. ölümü görüldü. 4 yıl önce 2019'muş abi. Dün gibi adeta. Vallahi öyle. Gözlük hakkında bilgi vermem lazım. İnsanlar yanlış anlamasın. Gözlüğüm aynı zamanda numaralı. Onun için yakınını da görmem için. Diğer gözlüğü unuttun. Diğer yakın gözlüğü unuttum bu akşam. Kusura bakmasın sevgili seyircilerimiz. Ama numaralı yani. Üçü bir arada bu. Yakın var, uzak var. Bir de güneş gözlüğü abi. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında Müslüm Oğuz'dur. O da Müslüm, tabii Oğuz Türk sen herhalde bilmezsin. Yok. Çok eski. Çok dönemin iyi futbolcularından biriydi. Kocaspor altyapısında antrenörlük yaptı. Çok genç yaşta, 40'lı yaşlarda kanserden ölmüştü. 20 yıl olmuş abiyle. 20 yıl önce bugün, dün daha doğrusu vefat etmiş. Bir diğer vefatımızda İzzet İbiş. O da 5 yıl önce İzzet İbiş de Körfez'de Yeni Yalı Barbarospor'un kulübünün kurucu başkanıdır ki çok hizmetleri olmuştur. Benim de çok sevdiğim bir abimdi. Allah hepsinin mekanını cennet etsin diyelim. Başka var mı bakıyorum. Onun dışında da vefat olan herhangi bir olumsuzluk yok. Evet, maçı konuşacağız. Tabii önce maçtan girelim. Çünkü Pendik maçı hala herhalde hepimizin maç üzerinde konuştuğu, gururlandığı, mutlu olduğu bir maç oldu. Süper Lig takımı, sonuçta bu sene Süper Lig'e çıkmış bir takım. Doğal olarak camiada bir kesimde en azından transferler de yapılamadığı için bu maçla ilgili ciddi bir endişe vardı. Yani Pendik bizimle alay eder, kafa yapar, 4 olur, 5 olur gibi endişeler vardı. Ama hiç öyle olmadı. Kocaspor'umuz iyi bir maç çıkarttı, iyi bir sınav, iyi mücadele verdi. Ve 2-0 kazandı. Rakibine de doğru sporcu vermedi. Çok güzel bir prova oldu ilk öncesindeki. Bir hafta kala Manisa FK maçı öncesinde Kocaspor son provada çok başarılıydı. Önce maçı konuşalım Veli Bey. Evet. Oradan girelim. Siz de herhalde bu kadarı bekliyor musunuz? Yoksa siz... Evet. Tabii biz takımla çok açık dışlı olduğumuz için... Belki bekliyoruz. Yani şöyle, takımın potansiyeli biliyoruz. 5 tanesi, 6 tanesi zaten geçen sene oynayan... Evet. 6 kişi vardı değil mi ilk 11'de? Geçen yıl. Evet. 6-5. Yarı yarıya değişmiş. 6 kişi vardı. Zaten takımın bir Gökhan da kredimizi olabilirdi. Evet, 7. Takımın zaten... %60-70'i geçen sene. Sevinç Çekirdeği vardı. Oturmuş bir takım vardı. Birbirini tanıyan, nerede neler yapabileceğini, kimin nereye top atabileceğini bilen bir takım vardı. Tabi Erzurum Hoca'da bir dokunuşunu herkes gördü. Bir de bunu daha önce... Özellikle Bodrum maçında. Evet, Erdoğan Hoca'nın dokunuşu var. Mesela ben orada taraftarlarımı da görmüştüm, siz de görmüşsünüzdür. Mesut Can Tunalı, ben ilk yarı hayran kaldım Mesut Can'a. Çok iyiydi yani, 45 takımı. Mesut Can tabii büyük sürpriz değil mi kadroda? Yani, diğerleri normaldi ama kimse Mesut'u beklemiyor. Erdoğan Hoca'nın iki tane genci, o fan ailelere, 3 kişi, orta sahaya 3 tane. Yok, şeyden belliydi, kamptan belliydi oyuncu. Abi, belli yani, başkası olsa oynatmaz. Kampında en iyi belliydi. İyi. Ama başkası olsa oynatmazdı, ben onu söyleyeyim sadece. Biz bunu görüyorduk tabii yani. Aydın abi sonra işte bu kadar da bekliyor muydunuz? Biz bunu kampta görüyorduk. İzlediğimiz idmanlarda görüyorduk. Bence bu sene Mesut bizim en iyi transferimiz olacak. Ben öyle evet, düşünüyorum. Fofana ilk
yani yeni oynamasına rağmen, ilk 40 yıldır ciddi bir maç olmasına rağmen değil mi? Kocaeli Spor gibi. Mesela benim şey çok hoşuma gitti. Hayrettin abi. İtiraz ediyor, gidiyor. Bir pozisyonda değil mi? Arkadaşına... Kabul etmiyor. Arkadaşına bir şey oldu, hakemi bütün takım olarak. Kabul etmiyor. Yani, pes etmeyen bir sahiplenme var. Dolayısıyla biz takımından çok umutluyuz zaten. Taraftarımıza da aslında bunu geçirmeye çalışıyoruz. Bu enerjiyi geçirmeye çalışıyoruz. Ama taraftarımız da bu maçta gördü ki bir şeyler yolunda gidiyor. Evet, onu gördüler. Evet, biz tabii bu takım tamam demiyoruz, eksik. Hocamız da bunu belirtiyor her röportajında. En yakın zamanda, bu birkaç gün içinde o eksik noktalara da transferleri yapacağız. Taraftarımız sabırla beklesinler, bize güvensinler, inansınlar. Biz bu takımı seviyoruz, bu şehri seviyoruz. Bu takım için ne gerekliyse onu yapmak için de elimizden gelenin fazlasını inanın fazla efor sarf ediyoruz. Arkadaşlarımız transfer komitesi gece gündüz hiç durmadan bu işin üzerindeler. Dolayısıyla en yakın zamanda taraftarımızı mutlu edecek, taraftarımızı, camiamızı tatmin edecek transferlerle takımımızı güçlendireceğiz. Evet. Tabii transfer konusuna gireceğiz. Veli Bey'den son bilgileri alacağız. Çünkü bugün yarın için artık son transferler bekleniyor ki ligin artık lig haftasındayız. Artık gelecekse gelsinler gibi bir beklenti var. O konuyla ilgili de tabii Kocaelispor'un bir politikası var. Onlar da başka da ki onu da basın yoluyla taraftara söylüyorlar. Neden beklenildiği konuda bazı şeyler söylüyor. Aslında herhalde Pendik maçını izledikten sonra insanlar Yusuf'un performansını gördükten sonra Yusuf. Evet. Çünkü bir itmana falan çıkmıştır Yusuf. Bir iki değil mi? İki itmana çıkmıştır Yusuf. Abdül. Evet. Evet. Yani 3 gün sonra sahaya çıktı. Şeyde de oynadı. Çıktı. Yani oynadı. Yani dolayısıyla hep şeyde de oynadı. Beraber izledik ya. Hangi maçtı? En son maçtı. Şey, Azerbaycan takımı. Azerbaycan takımı. Yok orada oynamadık o. Orada yok diyorum. Sonra Moldova takımında. Moldova takımında sonradan girdi. Yok ilk 11'de başladı. Oynadı ya. Doğru başladı. O maçta oynadı. Yani dolayısıyla hep şunu söylediniz. Masajlar şöyle dedi yönetimden bize gelen. Biz kamptan hazır oyuncu alacağız. Dolayısıyla bu hazır gelen oyuncuda bu şeyi dezavantajı çok görmeyeceğiz demiştiniz. Evet. Ki Yusuf da onu gördük. Yani hazır gelmiş, kamptan gelmiş Samsun'un. Apazır Yusuf. Sahaya girdi adam sanki kaç senedir top oynuyormuş gibi. Dolayısıyla taraftar da bir bakımdan da o endişeler de biraz gitti. Şimdi de beklediğimiz oyuncular da aynı durumda ya mesela. O nedenle biraz herhalde kafalardaki o soru işareti gitmiştir diye ben inanıyorum. Hala tabii olumsuz bakanlar var ama gerçekten Yusuf'un performansı bu maçta herhalde. Hepimiz hayran kaldık. Bu kadar ne olur yani bu kadar kısa bir sürede bu kadar iyi takıma alışması, bu kadar performansı iyi olması hakikaten müthişti. Tabii burada bireysel anlamda şu iyiydi bu iyiden çok iyi bir takım. İyi bir mücadele. Çok iyi mücadele eden, ne yaptığını bilen bir takım vardı sahada. Evet, sistemi bilen. Sistemde. Pozisyon, herkes hangi pozisyonda olması gerektiğini, hangi pozisyonda, pozisyonu nasıl karşılaması gerektiğini çok bilinçli, güven verici bir şekilde. Evet. Taraftara da güven verdi. Ben de çok keyif aldım. Değil mi? Çok keyifli bir gerçek. İki uzun zamandır biz Kocaelispor bu kadar, değil mi? Geçen sene şampiyon olduğumuza rağmen böyle keyifli, böyle hakim bir Kocaelispor'u falan izlememiştik yani. Ertuğrul Hoca'nın şahsında tabii bütün emeği geçenleri takımı kutlayalım. Burada bir şey söylemek istiyorum abi. Söyle. Şimdi senin söylemini destekleyici bir şey. Söyle. Şimdi mesela işte biz de isterdik ki tabii transferimiz birinci kamptan önce bitsin. İkinci kampa en azından bir şey yetişsin. Ama tabii transfer stratejisi buna müsaade etmiyor. Yani herkesin bir transfer stratejisi var. Bizim hocamızın da işte yönetim kurulunda izlemiş olduğu bir strateji var. Ama taraftarımız şuna emin olsun. Hayrettin abinin dediği gibi işte hazır sporcu alıp bir gün sonra çıkarabiliyorsun. Ama bunlar gelseydi birkaç gün önce işte 3-5 gün bir kap getirseydi birbirini tanısaydı arkadaşın nasıl koşacağını, nereye koşacağını daha iyi anlıyor. Biz de bunu isterdik ama hoca da onu istiyor. Takım mesela değil mi? Futbolcular yaz sezonu işte bir takımda kamptalar. Transfer olması muhtemel olan herkes kendini biliyor. Muhtemel olan takımları analiz yapıyor. Ben bunu çok gördüm. Mesela işte adama gidiyorsun, atıyorum işte A ismi
Geldi mesela. Biz seni istiyoruz diyorsun. Takımı tanıyor musun diyor. Diyorsun. Ya hocanın sistemi işte bana uyar, bana uymaz. Bu tür yorumlar. Araştırıyor, bakıyor. Tabii tabii işte şu arkadaş zaten oynuyor. Ben onu kesemeyebilirim. Ben yedek kalmak istemiyorum. Bolcular inanın takımlara gelmesi muhtemel. Takımları zaten bizden iyi biliyor. Doğru. Yani bunu desteklesin diye de bunu söylemek istedim abi. Doğru. Zaten bunu yazdım. Menajeriyle tesadüfen karşılaştım evet, baştan doğru. Sonra. Okudum. Öyle diyor yani bir yaş daha önce aslında şampiyonluğa oynayacak pozisyon göreyim hemen geleyim diyor adam. Senin dediğini de destekleyen bir şey. Kim bilir diğer oyuncular da bunu bekliyor olabilirler. Transferle ilgili tabii gelirken de şunu konuştuk. Bence çok önemli. Kocaelispor istese, şimdi o ismi geçen oyuncuları, ben çünkü o isimleri çok telaffuz edemiyorum. Gökhan o konularda uzman değil, ona bırakacağım bir şey. Bugün istese Kocaelispor kulübü, o üç ismi bugün antrenmana getirir. Geçen hafta da getirirdi. Ama, tabii, kesinlikle. Ama rakamlar çok yüksek. Yani bugün alacağınız fiyatlar biraz daha bekleyerek alacağınız fiyat arasında ciddi bir fark olacak. Tabii kulübün menfaatlerini düşünüyor biraz daha. Evet. Ama tabii artık şey de doldu gibi yani bekleme süresi de biraz. Artık, artık son noktadayız artık bu anda artık nereye kadar düştü işte değil mi bakacaksınız? Evet abi burada bence federasyonda bir şey yanlış. Ne yapması lazım abi? Yani Eylül 15'e kadar uzatmak nedir abi? Evet. Eylül 15 ya futbol ne ki ben de Eylül 15'e bu hafta bitireceksin abi transferi. Ha burada federasyon. İlk başta bitsin abi. Hadi bir hafta, bir hafta en fazla koyacağız. İlk başta dediği gibi bir hafta. En fazla. Ama Eylül 15'e kadar uzatıyorum. 40 gün var. Ya bugünden itibaren evet. 37 gün lafını kestim. Evet evet doğru. 37 gün var transferin bitmesi. Sağlıklı değil aslında. Değil şey. Abi ya bu nerede var? Ne, nasıl bir şey bu iş? Kimler organize ediyor? O yüzden herkes rahat. Herkes rahat, futbolcu da rahat. Bulurum takım diyor. Tabii tabii kesinlikle. Bu da bizim elimizi zora sokuyor. Biraz öyle oldu. Ama Allah'ın izniyle bu hafta bitirmiş olacağız bu işi diye düşünüyorum. Peki. Tağacığım sen de maçtaydın. Evet. Yukarıdan maçı izlemek. Adam daha bizden de yukarıdaydın değil mi sen? Biz daha üstteydik. Daha üstteydik. Yani. Siz en iyi bakış açısı da herhalde. Yukarıdan nasıl gözüktü maç? Abi burada en son yaptığım, çıktığım programda şey demiştim. Hatta Gökhan abi yetkililere duyurulur diye anons geçtiydi. Kocaelispor'da maç anlatmak istiyorum diye. Gelir gelmez ayağımı tutuyordum. Muradıma erdi. Evet muradıma erdi. Darıca'yla gelince de maç anlattıydım. Kocaelispor'da beraber üçlemeyi tamamladık. Süper. Abi inşallah Kocaeli Stadı'nda Kocaelispor'un Süper Lig maçlarını İnşallah. Anlatırız. Şampiyonluk anlatırız inşallah. İnşallah şampiyon. Avrupa Kupası. Bir spor spikeri olarak. Neresinde olursa olsun. İnşallah. Belki de Avrupa maçı anlatırız yani. Avrupa maçı anlatırsın inşallah. Abi şimdi açıdan ziyade Kocaelispor'un oynadığı oyun isterseniz stadın en tepesinde olur, isterseniz en aşağısında olur. Gerçekten hani Pendik mi Süper Lig takımıydı, Kocaeli mi Süper Lig takımıydı diye sorgulatır. Hani o maçı izleyen arkadaşlarım da vardı. Hani diğer hazırlık maçlarından ziyade o maçı ilk defa izleyenler hani hangi takım Süper Lig'de biz bunu ayırt edemedik dediler ki hani ben de hazırlık maçlarını geldiğimde özetlerden takip edebildim ama cumartesi günkü oyunu görünce takım cidden hazır, rakip ne olursa olsun tarihinde ilk defa da Süper Lig'de mücadele edecek olsa da adı üstüne Süper Lig gibi. Tabii canım. Osman Özköylü'nün ben reaksiyonlarını gördüm, ciddi bir maç gibi yerinde durmalı sahaya kadar. İkinci adam gibi adeta. Aynen. Yani oyunu ciddiye almaya çalıştılar. Ama gerçekten kadronun bir de 6 kişi eski oyunculardan olup 5 kişi yeni oyuncular olmasına rağmen o 5 kişi sanki geçen sene mücadele ediyor, geçen seneden beri mücadele ediyormuş gibi müthiş bir uyum vardı. Özellikle ben Kandereş'e çok şey kaldım, hayran kaldım. Sağ kanattan oyunu getirmesi. Bir tane oyuncu zaten. İki golde zaten sağ kanattan geldi Atabey'in attığı iki golde. Evet. İlk golde Kandereş'in taşıdı, Mehmet Yılmaz'ın çıkardığı top şahane bir toptu. Mehmet Yılmaz onu çok çevirdi. Atabey belki de kariyerinin en rahat gollerinden birini attı. İnşallah Kocaelispor'da böyle rahat rahat gol atar. İnşallah. Rakip savunmalar zorlamaz onu. Oyun olarak ben çok beğendim Kocaelispor'u. Yani hafta eğer Manisa karşısında böyle bir oyun oynanırsa Manisa'nın ben şansı olduğunu hiç düşünmüyorum burada. Tabii o maçın havası o şey değişik oldu. Tabii yani rakibin de göstereceği oyun reaksiyonu da önemli burada. Biraz ben şundan çok korkuyorum mesela. Süper Lig takımları karşısında hep böyle iyi sonuç alan takımlar sonraki hafta onu kandırır biraz. Evet. Hani kanarsa, hani futbolcu da kanarsa yanar. Onun için de dikkatli olmamız lazım ama bizim çok üst düzey bir hocamız var. Bu konuda mutlaka açıklamaları da öyle. Önlem alacaktık. Önlem alacaktık. Biz yani gerçeklerden de yani bu oyun bizi gerçeklerden uzaklaştırmayacak diye söylemişlerdi. Evet. Bu önemli bir şey.
Yani biz iyi takımız, Süper Lig takımını yendik. Şöyleyiz, böyleyiz diye Manisa'ya çıkarsa şey olur, yanarsın. Onun için de o konuda ben çok endişe taşımıyorum. Çünkü yani, Ertuğrul Hoca var. Ben de tam onu söyleyecektim. Maç sonu Ertuğrul Hoca'nın da açıklamada aslında evet, oyun güzel, şey güzel ama tabii ki de bu bir zafer sarhoşluğu ya da bir mutluluk sarhoşluğu sağlamamalı neticesinde açıklamaları da vardı. Olması gereken de bu. Ertuğrul Hoca'ya da ümit ediyorum ki çok güzel işlere imza atacak. Stadyuma geldiğinde zaten stadyum adının yankılanması, kendisinin verdiği reaksiyonla. Ben Ertuğrul Hoca'nın imza töreninin olduğu akşamda programı yaptığımızda demiştim. Ertuğrul Hoca'ya çok güzel işlere imza atılacağına eminim. Ertuğrul Hoca da şehire de karşı yaklaşıldığı şekilde. Ben inanıyorum ki çok güzel bir hikaye de yazılacak. Tabii burada yönetim kurulumuzun verdiği çaba da çok önemli. Hani belli başkanımız burada diye hani onun üzerinden bütün yönetim kuruluna ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok çaba verildi. Özellikle beraber yürütüyorlar. Beraber yürütüldü ki özellikle hani geçmiş sezon, iki sezon öncesinden kalan talihsizlikten kaynaklı hala yüklenenler var. Ama yeni bir sayfa, yeni bir dönem. Ben Kocaelispor'un yeni dönemde çok daha başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah. Gökhan'cığım, sen de maçla ilgili bir değerlendirme yap. Sonra sen de son dakika bilgileri de var. Yeni gelmiştir bir şeyler. Şimdi maçla alakalı... Maçla alakalı ne diyeceksin? Sen bu kadar yakından izliyorsun bütün maçları falan. 4-4-2, 4-4-2, 4-4-1-1 gibi bir oyun oynadık. Bize mesela kampın ilk maçı Afyon'daki Altay maçında da Pendik maçındaki dizilişe yakın bir dizilişte çıkmıştık ama. Genelde ilk forvet oynuyordu. İlk defa şimdi, tek forvet oynattı değil mi? Ben öyle bir fark ettim. İlk defa oynadım. Onu anlatıyordum abi ben de. Altay maçında buna benzer bir dizilişte çıkmıştı. Beykan Okan'ın yakınında santrafor gibi değil de gizli forvet gibi 4-4-1-1, 10 numarada sahte 9 gibi oynamıştı. Ama orada orta saha 2 idi. Pendik maçında 3 orta saha ile oynadı. Denizli maçında 3 orta saha ile oynamıştı. Aslında ben bu 4-5-1, net 4-5-1'i gördük. Beklemiyordum ben açıkçası. Yani daha çok sistem olarak diyorsun. Sistem olarak beklemiyordum ben. Ben daha çok hani çift forvet oynamasa bile 10 numara sahte 9 gibi bir oyuncuyu santrafor bölgesinde yakın oynatır diye bekliyordum ama 3 tane şey midir? Sanki ben rakibe göre evet, değil mi? Evet. Öyle hissettim. Şimdi Altay maçı da Altay'da 1. ligde bir ekip. Bu oyundaki diziliş biraz belki de Altay maçındaki dizilişe de o yüzden benziyordu. Fakat takım zaten disiplin olarak takımda bir kabuk değiştirildiğini söylemiştik. Antrenmanlarda da bunu gözlemlemiştik. Takım çok motive olmuş, çok yüksek konsantrasyonla maça çıkmış. Belki burada geçen hafta Ahmet abi programda konukken hocanın mevcut kadroyla alakalı yapmış olduğu yorumlarda bir stratejisinin olabileceğini düşünmüştük. Belki çocuklarla özel başka şeyler konuşuyorduk demiştik. Belki de sahadaki oyuncuların performansını kamçılayan, artıran hocanın işte bu kadroda oynayacak 1-2 oyuncu var söylemleri belki onları olumlu olarak motive etmiş olabilir. Çünkü çok iyi oynadılar. Ya Fofana 40 yıldır Kocaelispor'da oynuyormuş gibi. Bir de Fofana'da diğerlerinden öne çıkan şöyle bir özellik var. Fofana kabul etmiyor. Hazırlık maçında da kabul etmiyor. Topu alıyor, hakemin yanına gidiyor, hakeme bir şey anlatıyor. Arkadaşının yanına gidiyor, bir şey anlatıyor. Ya Yusuf Abdioğlu benim çıplak gözle izlediğim en iyi stoper diyebilirim. Şöyle bakıyorum, Kocaelispor takip ettiğim. Belki bir maçta yönünde çok iddialı bir söylem bu ama hakikaten iyi. Belli ama abi adam. Hatay'da şampiyon olmuş, Ankara Gücü'nde şampiyon olmuş, Samsun'da şampiyon olmuş. Çok başarılı. Çok başarılı. Bu ligin tam biçilmiş kaftan oyuncusu. Benim izlediğim en iyi stoper. Yani bütün hava toplarını izlediğim. Havadan, yerden. Nefes hareketi de. Nefes aldı. Bir de şu var, Yusuf Abdioğlu'nda ben o Moldova ekibiyle oynamış olduğumuz maçta görmüştüm. Orada beraberdik seninle. Çok konuşuyor. Sahanın hep içinde. Oyuncularla sürekli konuşuyor. Hemen hepsiyle tanışmış, kaynaşmış. Hmm. Sanki sürekli birlikteymiş gibi direktifler veriyor. Yusuf Abdioğlu, Fofana, Müsükcan, kampın yıldızıydı. Maçın da önemli oyuncularından oldu ve Kandeyaş, Dani tam bir profesyonel olduğunu. Serhat bir ara buradaydı. Şey, son maçta özellikle ben Serhat. Dani, Serhat, evet, değil mi? Biraz bir şey gitsin. Ben Serhat'tan da çok mutluyum. Umutlusun değil mi? Ben söylemiştim, hatırla abi şeyde, daha önceki programda Serhat'la alakalı. Ben bir şey var, beraber seni desteklemiştim.
Evet. Sayış oynatmamıştı Fırat Hoca. Hı. Asıl oyuncu Serhat falan diye burada konuşmuştuk. Evet. Daniel Tandeyaş tam bir usta olduğunu, büyük bir profesyonel olduğunu, hem oynadığı oyunlar hem saha içindeki lider duruşuyla gösterdi. Top rakipte, rakip geride pas yapıp oyunu oluşturmaya çalışırken iki elini açıyor böyle. Bir o tarafa talimat, bir bu tarafa talimat. Gelin koro şefi gibi. Hayrettin abi gördün mü ellerini? Bir böyle burayı gösteriyor, bir böyle yapıyor. Koro şefi gibi arkasından yönlendiriyor. Mehmet Yılmaz'ı, ertesi gün Mehmet'le konuştuk. Nasıl dedim Daniel oynamak? Abi adam usta diyor. Usta oynamak her zaman kolay olur diyor. Dolayısıyla takımın oyunu umut vaat etti ama hocanın maçtan sonraki vermiş olduğu mesajlarda çok netti. Biz bu tip maçları ligde çok fazla oynamayacağız. Bizim ikinci bölgede, üçüncü bölgede oynamamız gereken maçlar çok daha fazla olacak. Dolayısıyla hücumda üretkenliği, etkenliği daha fazla olan kreatif oyunculara ihtiyacımız var demişti. Ve yine altını çizerek 3-4 oyuncu ihtiyacımız var dedi. Şununla alakalı da bir şey söyleyeceğim. İşte kamptan hazır oyuncu gelecek. Bunun avantajını tabii ki hissediyoruz ama demin Veli abi zaten sözünü bitirmeden önce söyledi. Sen de destekledin hoca da öyle istiyor diye. İşte hoca da biraz vakit geçirebilmenin derdi. O da önemli tabii. Çok önemli. O da çünkü takım her oyunda, her maçta daha fazlasını gösterdi bize. Bu da birlikte çalışmayla, birlikte oynamayla oluyor diyerek Pendik maçını özetlemek istiyorum. Ben özellikle ilk yarıdaki oyun gerçekten çok bir makine gibiydi yani. Düğmesine basmışsın çalışmış gibiydi. Çok büyük otoritesinin olduğunu da hissettim hocanın. Müthiş bir disiplin, müthiş bir motivasyonla temiz oyun, sade oyun, pozisyonsuz oyun. Yani Osman Özköylü'nün de, bunu da söyleyeyim bitireyim abi. Osman Özköylü'nün de maçtan sonra Kocaeli Spor'un Süper Lig planlamasına dair bu sezon yola çıktığını biliyoruz. Kocaeli Spor bugün oynamış olduğu oyunla da Süper Lig'in en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Biz hiç böyle oynamamıştık dedi yani. Hiçbir hazırlık maçında bu kadar kötü oynamadık falan diye de hoca kendisi söyledi. Osman Özköylü söyledi. Tabii ki rakip takım teknik direktörün böyle söylemesi önemli şeyler ama öyle de çok fazla havaya girmemek lazım. Tabii. Bizi o hava yıkabilir. Bizim için tek gerçek lig bu hafta başlıyor. Ölçü Manisa maçıyla beraber başlayacak. Ali Bey tabii bu çok konuştuk. Size yönelik de çok eleştiri oldu açılış tantanası. Evet. Bu konuda tabii ben süreci biliyorum. Biraz da kulüp, yani yönetim lehine bir takım yazılar yazmaya çalıştım. Şundan dolayı inanmasam yazmazdım zaten. Ne olduğunu bildiğim için tabii. Pek çok insan da bilmiyor bazı şeyleri. Evet. Bir de tabii bizim yönetimin şanssızlığı mı diyeyim. Bazı şeyleri ifade etmekte de biraz anlatmakta da zorlanıyorsunuz. O noktada biraz sıkıntı var. Bu süreci, bu hazırlık maçı, açılış maçı, niye böyle oldu, ücretli, ücretsiz, son gün ücretsiz olmasına karar verildi. Bu süreçle ilgili şöyle bir değerlendirme yapın, böyle anlaşılır olsun. Evet. İnsanlar da, aa hakikaten öyle miymiş falan diyecek diye ben yanıyorum. Şimdi ben... Başlangıç noktasına geçelim. Evet, sevgili taraftarlarımıza da özellikle sizin huzurunuzda bu konuyu açıklar getirmek açıklık getirmek. Birincisi, bizim Pendik'le daha önceden planlanmış bir hazırlık maçı oldu. Ligin son haftası. Tabii. Yani ligden önceki hafta. Tabii tabii. Ligin son haftası. İşte bir hazırlık maçı yapacaktık. Biz hazırlık maçını artık belli bir seviyeye getirdikten sonra sağ olsun belediye başkanımız, belli bir hediyem olsun. Ama şunu söyleyelim önce. Evet. Burası çok önemli, onun için araya gireceğim. Hazırlık maçı oynamasına karar verdiniz. Tabii. Ve ilan ettiniz hazırlık maçı yapıyoruz. Maç da ücretli, evet. Biletler de satışa çıkartılıyor diye böyle bir açıklama yaptık. Evet, tabii. Sonrasında bu gelişiyor. Hazırlık maçı ücretli olsun. Aslında bizim orada başka bir şeyimiz vardı. Herhalde Gökhan da daha önce bunu belirtti. Ya yani dedik yani pasolik olanları alalım maça. Evet. Konuşun diye dedik. Demişler. Yeniden pasolik alışını işte taraflarının pasoliğe teşvik edelim diye pasoliği olanlar bu maça alınsın. Hatta yeni pasolik alanlar fazlalaşsın diye. Ki pasolik sayımız gerçekten
çok aşağı seviyede. Kocaeli Spor'a rağmen çok aşağıdayız. Doğru. Hatta, evet, ilk açıklama öyleydi. Pazarlık'ta giriş yapılacak, kağıt bilet satılmayacak diye özellikle öyle, belirtti. Öyle mi sen? Ama o gün sanatçı yok ama. Evet. İlk sanatçı yok. Bu konularda şöyle bir şey var. Taraftarımız tabii hemen şey yapıyor. Ya işte 300 bin lirayı, 500 bin lirayı karşılayamayacak. 500. Ya 500 bin lira meselesi değil yani. Tamam. Buradan sevgili taraftarlarımıza sesleniyorum. Bakın, öyle bir hazırlık maçını sadece güvenle ödeyecek para 200 bin TL. Evet. Ya biz bu hazırlık maçını işte herhangi bir kampta da alıp işte taraftarımız gelip seyretmesin. Biz kampta her zamanki maç gibi yapabiliriz. Dedik ki taraftarımızı götürelim bunu. Taraftarımız da son hazırlık maçını. Ki ilk kez. Evet. Ertuğrul Sağlam'ın takımı ilk kez. Kesinlikle görsün. Görsün. Ondan sonra Pasolik işinde biraz milleti şey yapalım, teşvik edelim. Biraz da para da kazanalım düşündünüz. Yani masraflar çıksın diye. Masraflar çıksın. Para kazanmak değil. Para kazanmak çıksın. Masrafların yarısı çıksın be. En azından. Yarısı çıksın. Yani çünkü gerçekten çok masraflı. Stada bir kira ödüyoruz. Ondan sonra güvenliğe veriyoruz. İşte İHŞ'lar var, onları karşılıyoruz. Bir sürü masraf var biliyor musun? Bir sürü, bir sürü böyle fazla fazla. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız, ki burada bir taraftarımız çok güzel bir yorum yapmış. Zannedersem senin bir programının ya da bir yazının altına olabilir. Söyle sen. Okudum ben orada. İşte Galatasaray Hull City maçına, evet. Kocaeli'de 25-30 bin kişi gitti. Doğru. Dünyanın parası mı? Bunun bile. Nereden baksanız 5-10 bin tanesi adı İstanbul'dayım öyle desek. 15-20 bin bu Kocaeli'de yaşayan futbol severler. Galatasaraylılar demek istemiyorum ben. Doğru. Futbol severler. Bilet fiyatı çok astronomik. 1500, 2000, 3500, 3000. Bakın daha acı bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bana bugüne kadar Kocaeli Spor maçına gelmek istiyorum diye aramayan bir sürü İzmitli, bir sürü iş adamı. O maç için aradı. Galatasaray Hürsütlü maç için aradı. Ben de birçoğuna aynı şekilde ters dedim. Dedim ki Kocaeli Spor maçını aramasını, Galatasaray maçını arıyoruz. Gidin kardeşim, Pasolik'ten biletinizi alın diye. Dolayısıyla biz burada tamamen iyi niyetle taraftarımız izlesin Pendik Spor maçında, işte takımını bir görsün, ne durumda merak ediyorlar. Masrafında bir bölümünü çıkaralım dedik. Evet, bu arada belediyeden, o niyetle çıkarız. Belediyeden bir teklif gelince konser, işte zannedersem çok bilmiyorum, Tahir Başkanı'na benim hediyem olsun işte. Evet. Yani taraftarlara bu konser hediyem olsun, evet, diye bir şey oldu. Bu arada bir karmaşa yaşandı. Bu arada iş açılışa döndü. Evet, açılışa döndü. Sonradan döndü. Gerçekten bir açılış yok. Yok, olmadı ki zaten. Evet, evet, bir açılış yapmadık. Tamamen Tahir Başkanımızın hediyem olsun işte taraftarda Demet Akalın'ın da dinlesin dedi. Dolayısıyla sonra taraftarımız bizim üstüne çok yüklendi. Biz yönetim açılışta niye para alıyorsunuz? Evet. Geleneğinizde evet, yok gibi şeyler söyledi. Yönetim kurulu toplantımızda Engin Başkanımız konuştuk. Zaten Engin Başkan'ın da talebi şu yönde oldu. Dedi ki arkadaşlar biz açılış maçı değil hazırlık maçıyla alakalı bile satalım dedik. Evet. İş ama buraya geldi. İş bu noktaya geldi. Genelde de kapıdan çevirecek değiliz. Evet. Genelde de alalım artık. Son kararımız oldu. Evet. Son kararımız oydu. Ki sonradan da bir açıklamamız oldu. O gün bilet vermiş, almış, para vermiş arkadaşları. İlk maçta ücretsiz alacağız. Evet. İlk maçta ücretsiz alacağız. Yine de biz burada bir yanlış yapmışsak taraftarımızdan burada özür diliyorum. Yönetim kurulumuz adına. O da söylemiş olarak. Evet. Ama biraz süreçle ilgili bir durum oldu. Kötü bir niyet yok. Biraz hata var mı? Var mutlaka. Var. Ama işte başlangıç noktası bence önemliydi. Orada açılış değil de hazırlık maçı derken problemler yaşandı. Evet. Biraz da sizin tabii yönetimin biraz talihsiz değil mi diye. Bu işlerde biraz çok da talihsizsiniz. Hemen böyle bir yerden bir şey çıkıyor. Taraftarlara malzeme oluyor. Onlar da yükleniyorlar haklı olarak. Abi yalnız bir şey söylemek istiyorum burada bu konuyla alakalı. Mesela geçen yıl ben taraftarımızın yorumlarına, fikirlerine çok değer veriyorum. Evet. Bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Sosyal medyadaki yorumları okumaya çalışıyorum. İşte yazın, arkadaşların yazılarını okumaya çalışıyorum. İşte birinciliğe çıktığımız ilk sezon, düştüğümüz sezon. Bu yönetim kurulu yeni gelmişti. İşte birinciliğe çıktık, soğuk havuza düşmüş, sıcaktan soğuğa düşmüş gibi böyle bir şok yaşandı. İşte ne yapacağız, ne edeceğiz derken ilk bir ay, bir buçuk ay işte led aldık biliyorsunuz, daha önce de söylemiştim. Evet. Kulübün kendi işi 120 bin dolar verdik, led aldık, led ekranlar aldık. Led ekranlara reklam kullanıyoruz.
Sanayici güvenmiyor. İş adamı Kocaelispor'a güvenmiyor. Taraftar da güvenmiyor. Güvenmiyor, evet, güvenmiyor. Taraftarımız bizi çok eleştirdi. Ya bir tane uluslar reklam olamadılar, bir tane reklam olamadılar. Şöyle i̇şte olur. Bilmem ne oldu, çok eleştirdik, hatırlayın. Şimdi de tam tersine çok reklam, çok sponsor fazlalığına şikayet var. Doğru. Yorumları okuyor. Doğru, aynen öyle. Ya ne kadar çok... Ya şimdi tabii ki sponsorlar, reklam veren adamlar reklam olmak için, firmalarını tanıtmak için Kocaelispor'a geliyorlar değil mi? Tabii bazı severek de Kocaelispor'u sevdiği için de gelenler var. Ama birçoğu iş adamının nedir amaç? Reklam. Takımım, işte firma Kocaelispor sayesinde biraz tanıtım, daha duyulsun. Canlı yayınlar. Biz de onu imza törenleriyle, işte destekler yeni şeylerle, organizasyonlarla aslında teşvik edici organizasyonlar yapıyoruz. Dolayısıyla bu sene gerçekten yönetim kurulumuz üstün bir çaba gösterdi. Herhalde kulüp tarihinde bir rekordur herhalde. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Söyleyin. Bizim formada satılacak bir yer kalmadı. Değil mi? Her tarafı yeni bir yer çıkardık. Bunu da buradan söyledim. Dur. Şu koltuk altını arkası yapıyoruz. Abi burayı arkası. Evet. Bir arkası var. Daha önce muhabbet evet. Oldu değil mi arkası? Göğüs. Federasyon buraya izin vermiyordu. Buradan aşağı inişi böyle. Ha, şimdi oraya arkası mı oldu? Buraya arkası yapıyoruz. Evet. Buyur bakalım. Evet, burayı da arkası yapıyoruz. Tamam. Dolayısıyla şimdi de ben, siz de okumuşsunuzdur, yorumlara bakıyorum. Yani diyor ki, bu kadar reklam aldılar, bilmem ne oldu. Ama geçen yıl, iki yıl önce, neden reklam alıyorsunuz diye. Tam tersiydi. Şey eleştiriyorduk. Dolayısıyla... Ya, siz şimdi ağzınızda kuş tutun. Evet, orada da oluyor. Çünkü bir güvensizlik oluştu ya sizinle ilgili. Biraz ama bak. Burada bir de haksızlık yapıyor. Güvensizlik yapılacak. Güvensizlik kime güvenin ben Hayrettin abi? Hırsıza güvenin. Tabii. Allah'a şükürler olsun bizim yönetim kurulumuzla alakalı yok. Bugüne kadar asla hırsızlık yaptılar diye bir şey yok. Çıkmadı. Yok öyle bir şey değil. Yani benim için de bakın Atatürk'ü bir anekdot anlatmak istiyorum işte. Şöyle. Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı kim söylüyor? Diyor ki işte siz işte çok konuşuyor halk. Çok rakı içtiğinizle alakalı. Atatürk diyor ki, gülüyor. Neden gülüyoruz paşam diyor. Allah şükürler olsun gülüyor, hırsızlık yaptı diye. Suçlamadılar. Suçlamadılar. Doğru. Şimdi dolayısıyla biz de burada şükürler olsun, hırsızlık yaptık diye suçlanmadık. Niye güvenmiyorlar? Ya sportif hatalar yapmış olabilir. İkisi, tabii ikisi. Ama bakın bugün geldiğimiz noktada, biraz uzatıyorum kusura bakma abi. Stor konusunu geçen yıl, ondan önceki yıl, ufak bir şeyle başladık. Sonra genişledi. Bugün Kocaelispor altyapıya ve A takıma bütün sezonluk giyinecek formasından eşofmanına, ayakkabısına kadar hepsini ücretsiz alıyor. Üstte de 3 milyon alıyoruz. Rakam söylüyor. Sezonluk mu? Sezonluk. Bir dahaki sezona çıkarsak 7 milyon dedik. Öyle almıştınız. Evet. Rakamlar belki 300-500 şaşabilir, tam hatırlamıyorum. 3 milyon, 7 milyon, iyi para valla. 3 milyon, 6 milyon dolar ya da 5 milyon dolar, tam rakam hatırlamıyorum ama bu sene 3 milyon. Ağzından çıkan şeyi kaydı alıyorsun. Bakın hayır, şimdi rakam hatırlamayabilir, 3 milyondu. İkinci, eğer Süper Lig'e çıkarsa 5 milyon olabilirdi yani. Acaba. Evet, tam şey değil. Bunu satar hale geldi. Ki bugün, az önce onunla yazışıyorum arkadaşlarla. Ne diyorlar? Cik Spor'la. Evet. Daha önceki sezon bu işi biz biliyorduk, Beta Spor'la götürdük. Cik Spor mesela taraftarımız artık Cik Spor'un 7 tane mağazından, 7 tane Kocaelispor store olacak. Güzel. Yani 7 tane Kocaelispor store olacak. 7 tane mağazı var mı Cik Spor'la? Evet, Yebze dahil. Yebze dahil. Ve ben size başka bir şey söyleyeyim. Karamüsel'de var mı? Karamüsel'de bir tane karavan yapıyoruz. Var mı? Stada gelecek karavan, ürün karavan, satacak. İlçeleri de gelsin. İlçeleri yani gelsin. Karavan yapıyoruz. Bununla beraber 8 tane satış noktası olacak. Süper. Evet, yani hani kervan yolda düzülür hikayesi. Biz o sezon başladık ufak bir store'la. Ama bugün geldiğimiz noktada Kocaelispor işte ürünlerini pazarlayabilecek kapasiteyi yakaladı. O kabiliyeti yakaladı. Bir dahaki sezon inanıyorum ki daha iyi olacak. Daha güzel ürünlerle, daha güzel satış şekliyle taraftarımıza daha kolay ulaştırabileceği ürünleri. Mesela online platformu çok iyi kullanacağız bu sene. İşte Almanya'daki, Avusturya'daki, Türkiye'de herhangi bir noktasındaki vatandaş internetten girecek formasını alabilecek. Bu güzel de millet tabii rakamları merak ediyor.
Gelelim mi? Evet, rakamları sona bırakalım dedim. Sonra mı? Söyleyelim. Yok yok, artık söyleyebiliriz. O kadar söyleyelim. Şimdi müjde olacaksa bırakalım da, müjde değildir herhalde. Yani rakamlar arttı. Aslında bizim geçen sene 389'du değil mi Gökhan? 389. Evet, Tekstifor'la evet. Ne zaman anlaştık? Yaklaşık 1,5 ay oldu. Yok, o kadar. 1,5 ay oldu. 1,5 ay önce bizim Tekstifor'la konuştuğumuz rakamlar 499 civarlarıydı. Yani taraftarımız 499 TL'ye 500'ün altındaydı. Bunu alacaktı. Ama bizimle beraber mesela Sakaryaspor, Bursa Spor da Diyarbakır'a gidiyor. Evet. Mesela Sakaryaspor 800 TL'den çıkardı. O. Evet. Çıkardı çünkü bu 1,5 ayda maliyetler olağanüstü arttı. Bursa Spor 750 TL'den çıkardı. Biz Dik Spor'la oturduk, konuştuk. Dik Spor'la biraz fedakarlık yaptı. Rakamı anca 650 TL'ye çekildi. Evet. Yani aynı kalitede ürünü Sakaryaspor taraftarı 800 TL'ye, Bursa Spor taraftarı 750 TL'ye, bizim taraftarımız 650 TL'ye ulaşabilecek ürünü. Formadan bahsediyorum ben. Ki aslında sadece forma değil. Yani bunun yan ürünleri var, eşofmanı var, işte ne bileyim tişörtü var. Bunlara da Dik Spor'la konuşmamızda mümkün mertebe çok aşağı tutacağız rakamları. Evet, kar marjını düşük tutacağız. Dolayısıyla 650 TL'den bu sene formalarımız çıkacak. Evet, 650 TL'den formalar çıkacak. Buyur. Şu an uğrattı. Hayırlı olsun. 650 tabii 400 desek geçen sene. 650 %60 gibi falan bir zam işte civarında. İşte dediğiniz gibi fiyatlar çok her tarafta arttı. Bakın sezon başında 499 konuşmuştunuz. Yazmıştınız ama normal aslında. Ha, 500 TL'ye konuşmuştunuz. 1,5 ayda 150 TL şey yaptık yani. Evet. Bir tık geri gideceğim. Gidim. Maç gününe. Maç gününe. Sahaya girdiğim zaman beni çok mutlu eden başka bir olay. O mükemmel zemin oldu. Ondan bahsediyoruz. Allah razı olsun ama. Kim çok iyi. Gerçi ben birkaç kez gittim orada. Nisan Hanım var. Nisan Kadıoğlu çim teknikleri. Sabah akşam canla başla uğraşıyorlar. Ve zaten yenilenme çalışmaları olduğunda da bittiği zaman Avrupa standartlarında bir zemin olacağını söylemişlerdi. Ve oyuncular falan da çok ısınmaya çıkan evet. Oyuncular falan da çok hayran kaldılar. İşte bir konserden önce orada güvenlik amiri var. Özgür bizim. Nebil Uzun'un yanında çalışan. Onunla Nisan Hanım bir konuşma geçirdi aralarında. İşte güvenlikten rica etti. Sahaya girilmesin diye. Sahaya girilmesin çok falan giren diye. Oldu yani. Onun için orada bir çaba oldu. Çok giren oldu ama neyse ki çok uzun süreli olmadı. Evet. Çünkü cumartesi günü maçımız var. Ve aylarca sabah akşam bakılmış biçim var. Bir de bu topuklu ayakkabılar falan mahvediyor. Kundura yakıyor diyor. Tabii. Kundura çimi yakıyor, öldürüyor diyor. Buradan da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi canlı bir mesaj geldi. Dur bakalım. Bu arada önce şunu söyleyeceğim. Ben burada sanırım iki program önce ya da üç neyse dedim ki Kocaeli Spor Süper Lig'de oynayan bir sol kanat oyuncusuyla, yabancı bir oyuncuyla kesin olarak anlaştı. Oyuncunun transferinin yarın ya da sonraki gün açıklanması bekleniyor dedim. O isim Kandeyaş'tı. Dediğimiz gibi tam gün tutmadı ama geçen hafta Kocaeli Spor 1. Lig'den yerli bir orta saha 6 numara 8 numara oynayabilen bir isim ile kesin olarak anlaştı. Transferin yarın açıklanabilir. Yusuf Emre açıklandı. Şimdi Kocaeli Spor yabancı bir santraforla geldi mi abi? Kesin olarak anlaştı diyemiyorum şu anda. Diyemiyoruz. Ama Kocaeli Spor anlaştı. Yabancı bir santraforla anlaşma yolunda çok ciddi emin adımlar attı. Dikkat edin. Ama bunu ben söyleyecektim. İsim söylemiyorum. İsim söylemiyorum. Ben isim söyleyebilir miyim? Sen de söyleme. yabancı bir santrafor. Veli Bey söylesin. Veli Bey söyler mi bilmiyorum. Sibel Can'ın bir şarkısı var. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Kimse kendini bulunmaz ilk kumaşı zannetmesin. Fazla nazlı aşık usandırır diyorum. Anlayan anlamış mı? Anlayan anlamıştır. Ulveştat olayını bir ara konuşuruz. Bu Ulveştat
olayında şöyle bir sıkıntı var. Gelse de bence 3-4 maç oynayamaz. Çünkü U5'ler çalışmıyor. Diğer oyuncular gibi değil. Bireysel antrenman yapıyor. Ama iyi futbolcu mu? Tabii ki iyi futbolcu. Zemini araya katmak istedim. Teşekkür ediyorum. Bir de zemin derken zemin dediği ben de bir şey vurgulayacağım. Tamam abi, unutma. Zemine çıkan Hasan Kılıç'la karşılaştık orada. Hemen yanına gittim. Tokalaştık. Selamlaştık. Hasan'a dedim ki nedir senin olayın durumun? Abi dedi ben gelmeyi çok istiyorum. Ayrılmak istediğimi de burada kulübüme söyledim dedi. Fakat onlar beni bırakmıyorlar. Bırakmakta pek istemiyorlar dedi. Ama ben uğraşıyorum ayrılmak için dedi. Sence dedim olur mu bu iş? Ne görüyorsun? Olması için uğraşıyorum. Abi çok zor ama ben olması için çok uğraşıyorum dedi. Hasan Kılıç olayı da böyle sıcak, canlı. Olabilir Hasan Kılıç hani olabilir. Her an Hasan Kılıç transferi de Kocaeli Spor cephesinde sonuçlanabilir diyorum. Birkaç notum daha var, onlara baktım var. Tabii bu Çin konusu tabii çok, zaten herkes fark etmiştir. Çin hakikaten müthiş. Ama insanlar şöyle bir yanılgıya düşmesin. Bizim stat geçen sene birbirlik Çin oldu. Evet. Dolayısıyla oranın bakımı... Abi çok özür diliyorum, bir soru gelmiş hemen konuyla alakalı. Diyor ki, formalarda indirim olacak mı diyorlar abi? İkinci ürünü alana %50 indirim muhabbeti olur mu diye soruyorlar. Tabii şu an yok ama sezon içinde bu işler uygulanabilir. Tabii maçlar ödeli, o tür kampanyalar kesinlikle olacak. Dipspor'la konuşmamızda bunlar var. Böyle destekleyici kampanyalar kesinlikle yapılacak. Yani. Teşekkür ederim. Peki o zaman ben de hemen formayla alakalı, bana da canlı yayında geldi. Geçen sene anlaşmalı olduğumuz firmalarda formalar sponsorlu olarak satılıyordu. Yani maç forması gibi. Yine bu sezonda o durum devam edecek mi onu soruyorlar mesela. Bazıları formalar çünkü çok sade, yani sponsorlu alabiliyor muyuz diyor. O konu hakkında tam anlamadım. Yani sponsor dedin mi? Yani önünde hani işte geçen sene Yıldız Ertel'e evet, baskılı falan satılıyor ya. Onu da söyleyeyim ben size. İlgili işimiz oldu bizim. Zik Spor tabi bunları satması için baskı maliyeti var. Evet. Bu baskı maliyetini biz firmalardan talep ettik. Birçoğu da kabul etti. Muhtemelen tam maç forması yani baskılı ürünlerde satacağız. Kişiselleştirme olacak. Tabi tabi satacağız. Yani vatandaş isterse gidip atıyorum 650 lira verip baskı maç formayı alacak. 700 lira verip sadece maç formasını alacak. Gibi. Maç öyle bir şey oluyor. Olacak. Çünkü konuşmamızda o var. Birebir maç formasının aynısını işte ufak bir farkla, cüzi bir farkla alabilecek. Çarşambadan sonra bildiğimiz kadarıyla 3 gün tane evet. Satış olacak bir ilk etapta. Evet. Sonrasında da 7-8 bin daha işte piyasaya çıkacakmış. Onu da bugün X-Spor'un patronu mu? Kimdi o benim konuştuğum yok ha? Mehmet Fidan, ortaklarından evet, işte. Kardeş onlar abi, aile kardeş, şirketi. Aile şirketi. Çarşambadan sonra, çünkü yarın tanıtım var. Ondan sonrasında... Bir de biz şeyle, özür dilerim lafını kestim. Mehmet Fidan'la kampta da beraberdik. Afyon'a geldi, orada evet, maçları falan da izledi. O maçta giyilen antrenman formalarını getirdi. Orada ürün kataloglarına baktık biz beraber. Mükemmel tasarımlar var içlerinde ve ilk kez... Yok formalar çok güzel değil mi? Abi ilk kez sadece forma da değil. Çünkü yani. Birbirinden çok başka ürünler var. Mesela oversize ürün çıkaracaklar ilk kez. Oversize sevenler için genelde bizim gibi toramanlar tercih ediyorlar oversize'leri. Bir de kapalı kadın taraftarlarımızın çok fazla ürün olacak diyorsun. Giyebileceği yani. Onlara özel tasarlanmış ürünler düşünüyorum. Gökhan'cığım bir şey söyleyeceğim. Ürünler şey yaptım. Hayrettin abi. Mesela reklamları konuştuklarım diye. Biz antrenman eşofmanlarının... Ona da mı reklam aldık? Şey, arkasına reklam aldık. Önüne reklam aldık. Şortuna reklam aldık. Şeyde Oluf Orson'da Siyanar arkadaşlar. Yani burada bir yönetim kurulun. Başarı tamam. Nereden bu kadar şey oldu hakikaten patlama ya? Yani gittik birebir ikili ilişkilerimizi kullandık. Yönetim kurumdaki arkadaşlarımız bununla alakalı gerçekten çok mücadele etti. Ama bunu yaptığı zaman anlıyor ki sponsordan dünyanın parasını kazandı. Bizden ne yaparız istiyorsun diyorlar. Ama ya böyle bir durum bak, var ya. Endüstriyel ama sponsor da parayı anlaştığın gibi vermiyor. Yani. Yetmiyor. İnsanlar öyle diyorlar ama öyle değil abi. Oradan gelecek para başka, senden gelecek başka. Yetmiyor yani. Herkesten gelmesi lazım bu para. Yani bayağı bütçe. Çünkü o 150 milyonla biz bu işi halledemeyiz. Yani mümkün değil yani.
Bütçemiz 150 milyon ya. Mümkün değil 150. 200, yani kere, 200'ü çok geçecek. Bütçeyi açıkladıktan bugüne kadar Euro'da %50, Euro ve dövizde evet. %50'nin üzerinde evet. dalgalanma oldu. 30 lira oldu. Abi. Yani bu bizim eğer siz futbolcunuz, 5 tane futbolcunuzda takımın yarısı Euro ile para alsa, abi şimdi bu o demek ki yarı, takımın yarısının %50 maliyeti arttı demek. Şimdi yani. Bu Santrafor, Samsun'da aldığı para 650 bin euroymuş, değil mi? Evet. Büyük para abi, 650 bin lira bir milyon ve şey... 700 bin olsa 21 milyon yapıyor. Bir oyuncu. Bugün 21 milyon yapıyor. Bugün 21 milyon, bir oyuncu. Bakın bugün 21 milyon. Onun gibi 3 tane oyuncu alsan zaten evet. 60-70 milyon. Ama bugün abi, bugün. Yarın belki 80 yapacak. Onun dolayısıyla bir dolayısıyla bütçe... Para lazım. Bütçe açık vermeden götürmeye çalışıyoruz. Herkesin katkısı olması lazım. Sponsor başka. Evet. Taraftarın katkısı başka, bilet başka, kombine başka. Kombine satışlarımız da düşük galiba değil mi? Ben evet, sponsor almadım ama 1000 civarındaydı galiba. İnsanlar evet. çeşitli nedenlerle kombine almıyor. İşte ceza geliyor. Ceza geldiği zaman maçı izleyemiyoruz. Çok çeşitli şeyler, faktörler var. Ceza olayını tabii onu da bir çözüm getirmek lazım. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ama büyük camialar böyle belirliyor. Değil mi? Bakın Dortmund'da biliyorum ben babadan oğula geçiyor kombine. Evet, değil mi? Kimse kombinesini bırakmıyor. Babadan oğula geçiyor. Yani bir yer kol baş kalmasında hemen babadan oğula ki zaten babadan oğula kültür de aktarılıyor. Başka bir kültür ya. Yani biz aslında hep böyle taraftarımızda, camiamızda gurur duyuyoruz. Evet hep övülüyoruz. Bu işlerde kombine, şey, pasolik sayısı kaç? 20 bin de değil. Sakarya'yı yani. Beğenmiyoruz değil mi? Evet. Kasabamız mı? Evet. Hep öyle deriz ya. Öyle diyoruz. Kasabamız Sakarya bizden fazla. Bunu kabul edip içimize sindirebiliyorlar. Kasaba Sakarya. Nasıl olacak? Bakın şimdi burada bizim Kocaeli Spor'u gerçekten seven, sahiplenen bir taraftarımız var. Var. Onlara bir sözümüz yok. Lakin sadece laf kalabalığı yapan taraftarımız var. Maalesef. Kral çıplak diyebilmeliyiz. Yönetim kurulu da kral çıplak diyebilmeli, gazeteci de kral çıplak diyebilmeli. Büyük camiayız ama büyüklükler bu zamanlarda belli olur. Buyursunlar, camiamızın büyüklüğünü bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne kanıtlasınlar. Ben onu istiyorum. Bence de. Bu pasolik sayısı da bir an önce... Bir haftada 40 bin olsun pasolikimiz bizim. Aynen. İşte 5 bin, 10 bin, 10 bine çıksın satılan kombine sayımız. Dolayısıyla camianın büyüklüğü bu zamanlarda veriliyor. Bahane ararsanız bir sürü çok bahane veriyor. Yönetimi sevmiyorum. O yüzden gelmiyorum. Takımı sevmiyorum. O yüzden gelmiyorum. Yani bahane... Stadın yeri uzak. Herkes... Yollar yapılmadı. Yani bahane çok abi. Haksız değil. Gitmemek için çok bahane var. Değil mi abi? Bahane çok. Ama ben taraftarımız bahanesiz, amasız, lakinsiz gitsin. Pasolik'ini de, kombinesini de, kombine alamayan da biletini de. Hiçbir şey alamayan da bana gelsin ben alacağım. Hiçbir şey alamayan Veli Bey'e gidelim. Yani gelsin, samimi bir şekilde gelsin ben alacağım. Veli Bey'e ulaşamayan bana gelsin. Evet. Ben de böyle bir basınımız var bizim. Yaparız herhalde. Evet, ilk yarıyı sona erdirelim. Kazım Bey görüyor bizi. Bir kısa bir aramız var. Tabii program başında söylemedim. İki haftadır yapıyoruz. Veli Bey'de belki haberi yoktu. Her programda 10 kişiye kalakız kombine ediyor. Evet. Biliyorsun belki. Sponsorumuz var Çakıroğlu ailesi. Sağ olsun Allah razı olsun. Toplamda 50 tane kombine vereceğiz, hediye edeceğiz. Bu da bir katkıdır sonuçta. Bu akşamki programla ilgili çekilişi, daha doğrusu geçen hafta bizim programı izleyenler ve yorum gönderenler 71 kişi, onları tespit ettik. Onlar arasında bir ikinci bölümde kura çekeceğiz. 10 kişiye evet. kombinesini hediye edeceğiz. Bu akşam bizi izleyenler ve yorum gönderenler çok sayıda yine canlı yayın, özellikle Facebook yayınında çok fazla yorum var. Gökhan. Bu akşam gözlüğümü almadım için sana tutacağım onları. Hatun da kızdı bana gözlüklü çok şey gözüküyordun diye. Körler şey gibi gözüktü. Allah korusun. Onun için sana tutacağım onu. Bir şey daha söyleyeyim mi? Söyle. Sen söylerken. Söyle. Bugün tarihi evet. pasolik çıkarmış olanların arasından da bir tane forma tarihi veriliyor. Atsınlar bize bugün tarihi. Bugün tarihi. Evet. Bugün tarihi. Yarın da koyalım. Bugün yarın mı diyelim? Ya yarın tarihi olsun. Bugün tamam. Bugün ve yarın tarihi olsun. Evet. Bugün kaç abi? 7 mi? Evet. 7 ve 8. 7 8 Ağustos tarihli. Evet. Pasolik adamlar. Hayrettin Bey, Hayrettin abi. Bana göndersinler. Bana gönderin. Onlar içinden bir çekiyor. Bir tane forma veriyor. Bir forma da hediye edeceğiz. Evet. Yeniden. Bir forma da ben vereceğim onlara. Bravo. İki forma vereceğim. İyi mi Gökhan? Bir forma da ben vereceğim.
Sen hakkını yok. Yok vereceğim ya, ben vereceğim. Bir gerek yok. Vereceğim. Şimdi senin forman da bana kalır falan. Espri yap. Gerek yok sana. Ya espri değil, zaten öyleydi. Bir forma da bana ver diyorum. Bana verecektim. Ben sana diyecektim ki yayından sonra. Abi benimkini de sen halledersin. Ya insan bir tamam der ya. Seni şeye zora sokmak istedim. Yani ben seni düşündüğüm için. Evet, onu da hatırlatalım programa ara vermeden önce. Bugün 7 ve 8 Ağustos tarihinde pasyonluk alanlar fotoğraflarını bana göndersinler. Telefonum bilirler zaten telefonumu. Bilmeyenlere sosyal medyadan atabilir. Sosyal medyadan atabilir. Her türlü bana ulaşabilirler. Telefon numarasını vereyim dedim. Gerçi ben hiçbir sakınca görmem ama vermem de. Vereyim mi Kiyaz'a? Verme diyor. Sıkıntı sorun. Araya gir diyor abi. Araya mı gir diyor musun? Telefonu verme diyor. Telefonu verme. Verme diyor. Peki vermeyeceğim Kiyaz'a. Zaten bilen biliyor. Mutlaka bana ulaşırlar. Sosyal medyam var zaten. Oradan da ulaşabilir. Atım ve o arkadaşlarım iki tane forma. Yeni sezon formaları çıkıyor. Onlardan çünkü İşte 650 lira bir tanesi. Az para da değil şimdi başka. Evet. Yani. Evet, kısa bir ara tekrar birlikte olacağız. Evet, reklamdan ardından tekrar birlikteyiz. Tabii çok sayıda soru var. Özellikle canlı yayında. Gökhan dedi bu akşam sorular çok az dedi, çok az sayıda dedi. Sonra tabii o Facebook'taki sorulara baktı. Canlı yayında şu anda rekor düzeyde yorum ve soru var. Bu bölümü öyle başlayalım. Gökhan bu akşam bana o konuda yardım edecek. Dolayısıyla hak edişini de artacak Gökhan. Bu çünkü senin görevin değildi. Mecburen bu akşamki programla ilgili sana rahatlık yapacağız. İstersen canlı yayından canlı yayından oradan itibaren baştan oku. Atlamayalım ama hepsine dikkat et. Evet. Murat abi buraya gülücük atmış da. Murat? Murat Yılmaz bana WhatsApp'tan soruyu sormuş. Bu sene okullara, öğrencilere etkinlikleri olacak mı? İçerideki kritik maçlar için ekstra organizasyonlar olacak mı diye sormuş abi. Tabii kesinlikle okullar olur, öğrencilere. Okullar gitmek lazım zaten. Yapacağız. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar için her şeyi yapacağız. Evet. Özcan Ülkü Sal demiş ki, iyi akşamlar. Her zaman maça giden bir taraftarım. İki senedir ne oynadığını bilen takım yoktu. İnanın hazırlık maçı olsa da takımımız ne yaptığını biliyor. İnşallah devamı gelir, başarılar diliyorum demiş. Amin diye. Metin Akçay, Kocaeli'mize başarılar diliyorum. Hayırlı yayınlar, Kartepe'den selamlar demiş. Tolga Uslu, engelli kartıyla maçlar ücretsiz mi olacak demiş. Engelli vatandaşlarımız için zaten nasıl olacak? Zaten ücretsiz mi olacak? Engellilere bir ücretsiz yapacağız. Bir var onların. Engelli kart, tabii şeyin, futbolcu yakınlarına aldığımız tribünü engelliler de alabiliriz o tarafa. Var öyle bir şey. Uygulama var zaten. Var. Uygulama var. Devam edecek. Ama lakin pasolik olması lazım. Pasoliksiz olmuyor asla. Herkesin bir pasolik olacak arkadaşlar. Hakan Çolak, Kartepe'den selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Kocaeli sporumuza birincilikte başarılar diliyorum demiş. Hamdi Yılmaz, herkese selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Birkaç takviye ile taraftarımızın da desteklediği güzel bir sezon geçireceğiz demiş. Mert Cengiz, Mert kardeşim biz de seni izleyeceğiz. Biz de seni izleyeceğiz, merak etme. İyi yayınlar abiler. Veli abiye de çokça selamlar demiş. Güngör Bozdemir. Evet, buraya gelirken Taha söyledi bana da. Şu anda da yoruma yazmışlar. Mervan Bandırma'ya gitmiş. Satın alma opsiyonuyla gitmiş. İnşallah Mervan hayalini kurduğu, bizim de ondan beklediğimiz patlamayı Bandırma'da yaşar. Rakibimiz oldu. Neden düşünmediler? Başkanı sorar mısın demiş. Mervan'ı. Tabii Mervan'ı biliyorsunuz, biz daha önce iki sezon önce herhalde Ankara gücüne satmıştık. Neden düşünmediğine gelince de bunlar tabii teknik konular. Hocanın teknik kadro. Oyun sistemi. Tabii oyun sistemi doğduğunda transferler yapıyoruz. Keşke bu şehrin çocuğu gelse burada oynasa, biz de çok gönlümüz ister. Ama şartlar bunu gerektiriyor. Evet. Abdullah Kadayıf abi demiş ki, Kocaeli sporumuza başarılar dilerim, hayırlı yayınlar. Hayrettin abi, Kandıra Sapağı'ndan oto yıkamacı demiş. Ben de tanıyorum abiyi, Aziz abiyle gittiğimizde sıkça görüyoruz, karşılaşıyoruz. Sana selam söylemiş abi. Erhan Dilek Demirtaş, iyi yayınlar olsun demiş. Erman Manav iyi yayınlar dilemiş. Görkem Bayrak, transferler ne zaman tamamlanacak demiş. Bunu da söyledik, bu hafta içinde bütün transferleri tamamlamak hedefimiz o. Bu hafta içinde
hafta sonuna kadar bütün transferleri tamamlandı. Ama şunu da söyleyelim, 15 Eylül'e kadar devam ettiği için sonrasında da transfer olabilir. Şimdi burada bir anekdot daha ekleyeyim. Evet. Sevgili taraftarlarımız bilsinler. Birinci lig, Süper Lig'de işte hocaların sistemine uymayan ama bize faydalı olabilecek futbolcular da çıkacak. Bunun için bunu kovuyoruz. Kontenjan da ayırmaya çalışıyoruz. Evet. Kontenjan da. Onun için kontenjan da ayırmaya çalışıyoruz. Şişirmek de doğru bir şey değil. Kadro ne kadar şişik olursa içerideki huzur o kadar da zor sağlanır. Doğru. Devam. Arif Kurt Diop'tan gelen paranın durumunu sormuş. Geldi mi abi diye. Şimdi biraz. Şöyle, ben bu konuyu zaten not almıştım. Öyle mi? Taraftarımız sordu, teşekkür ederim soruyu. Taraftarımız şunu diyorsun, yani biz Diop'u geçen yıl 100 bin euroya aldık. 100 bin euro. Diop'u bu sene 1 milyon 100 bin euroya sattı. Geçen yıl Diop'la alakalı Hayrettin abiye de söyledim, başkan da daha önce belirtti zannedersen bu konuyu. Büyük mücadeleler sonucu, Diop serbest kalıyordu. Irak Ligi'ye düştüğümüz için. Çünkü futbolcunun futbol oynama hakkını sizin sözleşmesinizde dahi olsa elinden alamıyoruz. Evet. Dolayısıyla orada bir hülle yaptık. Evet. Aslında yönetim kurulunun bir başarısıdır bu. Gönderdik bizim futbolcumuz olarak. İyi bir performans gösterdi Şerif'te. Bunun sonunda da Fransa'ya satıldı. Dolayısıyla bu da yönetim kurulunun bir başarısıdır. 500 milyon sonunu da aldık. Evet, yarısını aldı var, evet, söylüyorum. Öbür yarısını da bir dahaki sene aldı. Evet. Diop'la ilgili şu vardı, bak bir yerde konuşulmadı ama çok önemli. Bu sene biz çıktık mesela. Çıkamasaydık bu sene, evet. Diop serbest kalacaktı. Hiç evet. Para alamayacaktı. Otomatik serbest kalacaktı. Evet. Bu çıkmanın da ne kadar değerli olduğunu da anlaşılıyor. Evet. Devam et Kudret'e. Dediğim abicim. Ömer Hocaoğlu, iyi akşamlar. Yeni yapılacak olan tesislerin durumu nedir demiş abi. Evet, şimdi ben burada dediğim gibi notlar almıştım. Mevcuttaki tesislerimizde ciddi bir tadilat yaptık. Gökhan evet. Sen de gelip biliyorsun. Evet. Çok ciddi bir tadilat evet. Belediyemizin desteğiyle. Evet, başkanlık yaptı. Bizim de evet bir mücadelemiz oldu orada. Dolayısıyla tesislere ciddi bir tadilat yaptık. En azından birinci ligde gelecek futbolcuların. Çünkü onların gerçekten yaşam standartı yüksek. Böyle daha konforlu, evet. Daha iyi ortamda çalışmak istiyorlar. Dolayısıyla bu sene bir güncelleme yaptık tesislerde. Güzel bir yatırımla tesisleri daha yaşanabilir hale getirdik. Öbür tesislerimiz de yani yeni Hocaeli Spor tesisleriyle alakalı ki bu yönetim kurulumuzun imzasını atmak istediği bir proje. En azından çoluğumuza çocuğumuza biz de işte bak Hocaeli Spor'a böyle tesisler kazandırdık diyebilmek adına o tesislerde hızlı bir şekilde projeler incelenip sık dokunuluyor. İşte oradaki mevcut yapılaşmayla alakalı, işte oradaki kamulaştırmalar, ondan sonra oranın spor tesisi haline getirilmesi, 1/1'lik, 1/5'lik farklara işlenmesi tabii uzun bir süreç alıyor. Uzun. Bu süreç biter bitmez de bu sezon belki oralarına doğru başlamış olacağız inşallah. İnşallah. Emrah Köse demiş ki hayırlı yayınlar abi, transferleri tamamı hazır olsa daha iyi olurdu ama kulübü zora sokmaya gerek yok. Ekonomi sıkıntından dolayı beklemekte fayda var. İsmi geçen oyuncular belli zaten, en doğru zamanda en doğru isimler katılacaktır. Bu lig diğer liglere benzemiyor, sonradan açılan takımlar işi götürüyor demiş. Serdar Kalkavan... Yok ha, Emrah Köse demiş ki aklıma geldi. Emrah Köse'ye bir söz vermişsin abi. Nerede? Başka bir yerde, Erdem programında o projeden bahsetmiş. Sen de ona güzel bir şey hediye edeceğim falan demişsin. Bana hatırlattı bugün. Neydi abi? Pasolik'le ilgili galiba bir öneride bulunmuş o. Şöyle yapalım işte. Tamam. Senin de hoşuna gitmiş. Arasın beni, ben sözümü tutarım. Yok, yok. Herhangi bir şey söylememiş. Şimdi aklıma geldi, söylüyorum. Aklında olsun. Evet. Serdar Kalkavan. Var için yapılacak Emrah olan... Emrah bir forma hediye edersin. Hediye tamam ya. Emrah, sana bir forma aldım ben. Başkanım. Var için yapılacak olan çalışmalar hakkında bir gelişme var mı demiş. Şeyi getirmişler, ben gördüm. Evet. Dış... Monitör kabini. Monitör kabini gelmiş. Yani olayın dış... Bunun altında metal federasyon... Bizimle ilgisi yok bu var için. Tabii. Federasyon sağlıyor.
sezon açılış maçına da bu yetiştirme zorundalar, yetişecekler. Onu da söyleyeyim, sen haber yaptın Gökhan, yeni vericiler falan geldi. Evet, mobil vericiler. Bu hafta hiçbir sıkıntı olmadı internetle ilgili. Evet. Ama azdı, seyirci azdı. Seyirci... Ama yine de hiçbir şey olmadı. 10 binin üzerinde seyirci de büyük problem oluyor. Ben onu deneyimledim. Ama bir güçlendirme olmuş yani, onu da söyleyeyim. Olmuş, olmuş. Şöyle olmuş. 10 binin altında seyircide problem olmuyordu ama gidiyordu, geliyordu, çekmiyordu. Evet, hiçbir şey olmadı. Akıcı hiçbir şey olmadı. Akıbacı hızlıydı. Mutlaka kadar faydası olmuş. Olmuş. Ama bir de böyle baba bir kalabalıkta ne kadar yararının olduğunu görmemiz lazım. Evet. Sertaç Demirören demiş ki, Veli abinin işinin arasında bile transfer ve kulüp için çabalarına şahidim. Allah kolaylık versin. Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah demiş. Amin inşallah. Görkem Bayrak, pasolik sayımız nedir acaba? Bu sene sadece Kocaeli Spor logolu kartlar stada girecek değil mi demiş. Evet. Evet. Öyle evet. Bir yönetim kurulu karar aldı. Evet. Evet. Sayı 20.000'in altında, onu söyleyeyim. Yeni bir kesinlikle. Emrah Yıldız. Emrah Yıldız'ın senin arada bize bazı yorumları evet. Ayırdım dediğin yorumlardan birisi Emrah Yıldız'ın yorumu galiba. Şöyle çarpıcı, demiş. Çarpıcı mı? Çok çarpıcı. Şöyle demiş. Ne demiş? Veli Başkanım, altyapıya tesis için Vinsan mı yoksa Körfez mi? Bir de Taha Burak, iyi spikersin. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Evet, onlardan tabii ki bunu not alacak. Taha Burak. Benim Ete'den bir şeyi almaz. Ya, niye almayayım Hayrettin abi? İyi spiker, iyi spiker. Onu bir şey. Sıkıntı yok. Veli Bey, altyapı için tabii Vinsan'da bir düzenlemeler yapacak. Yapılıyor. Oradaki... Ama duruma göre Albas'tan Türkiye öbür tarafa geçirmişse... Orada şartları da... Yeniden gözden geçiriliyor. Vardı ama çok kötü bir şartlar. Yeniden gözden geçiriliyor. Belediyeyle koordineli bir şekilde işte oradaki birkaç binanın da bizim altyapıya kazandırılmasıyla alakalı bir çalışmamız var. Tabii Rafet Başkan ilgileniyor. Yeni bir yapılanma var altyapıda taraftan. Siz çok bildiğim kadarıyla orada ayrı bir yönetim de var. Çok fazla siz işin içinde değilsiniz. Şimdi şöyle. Bilgilendirme yapıyor size. Evet, tabii tabii. Kesinlikle yönetim kurulunun bilgisi dahilinde. Orada Rafet Başkan işte. O kendi mecrasında yürüyor. Avukat yönetici arkadaşımız var Selim. Evet. Rafet Başkan'la beraber bu işin başındalar. Kendileri özel bir yönetim kurdular orada. Kentin sevdiği, bildiği insanları da oraya dahil ettiler. Hatta bizim yönetim kurulumuza muhalif olan birkaç isim daha var burada. Onlara dahil ettiler. Yani en azından şu, liyakatlı insanlar gelsinler, evet. Altyapıya sahip çıksınlar. Kent de görsün ki bizim burada samimi bir çalışmamız var. Rafet Başkan'ın da samimi bir çalışması var. Selim Başkan'ın da samimi bir çalışması var. İnşallah altyapımız istenilen seviyeye en kısa sürede gelecek. İnşallah. Evet. Murat Köprücü abicim, Cuma günü beni aramıştı. Telefonumu açamadım. Pazardaydım. Sonra dönmedin mi? Unuttum. Şimdi yorumunu görünce beni aradığını anımsadım. Özür diliyorum. Özür dilerim de, tabii ki. Güzel bir yorum, güzel bir soru sormuş. Gömeç'ten iyi akşamlar demiş. Menajer Tarık Özaslan'ın Kocaeli Spor'un transferlerini tek eline aldığı iddiaları Kocaeli Spor'un marka değerine zarar veriyor. Bu şahısla ilgili olumsuz algıyı ortadan kaldırmak için yönetim olarak bir girişimleri olacak mı? Veli Bey, buyurun. Şimdi arkadaşlar, Tarık Özaslan dediğimiz arkadaş, menajer. Yani burada... Üst düzey menajer. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Futbolcuların hepsinin menajeri var. Tarık arkadaşımız da kendi işini yapıyor. Bize getirdiği futbolcular, keza geçen sene işte bizim şampiyonumuzda büyük katkı sağladı. Samet Ali. Ki Samet Ali'yi ben... futbol olarak çok beğendiğim bir arkadaşımız değildi ama beni de yanılttı. Ciddi katkı sağladı. Şampiyonluğumuzda büyük emeği var. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ki bahsi geçtiği kadar da Tarık'ın bize futbolcu bu sene mesela abartılıyor. Biz 6-7 tane bir transferimiz oldu. 9. Yok, 10 oldu. Şöyle, 10'da. Birkaç tane. Bir Fofana'yı ondan aldınız galiba. Fofana'yı aldık. Başka var mı? Yok, bilmiyorum. Başka. Bir tane de genç çocuk var herhalde. Öbürleri bakın. Mesela Erdem Karagöl bize bu sene 2 ya da 3 tane futbolcu getirdi. O da menajer. Onu niye konuşmuyor kimse? Geçen yıl işte Samet Ali'nin Tarık'ın bakıyordu. Adı çıktı burada. Ya bence de yani Tarık iyi niyetli bir arkadaş ki götürdüğü futbolcuların birçoğunu da kulübümüze kazandırdı. Yani adam işini iyi yapıyorsa, kulübü kazıklamıyorsa, ya bizim taraftarımız... Ben burada art niyetli, Tarık Özaslan'la alakalı art niyetli yaklaşımlar olduğuna da inanıyorum. Yani çalışamayan menajerlerin Tarık Özaslan bu ismi önemli, üzerinden... Bu önemli bir şey söyledim, bak ona katılıyorum. Tarık Özaslan ismi üzerinden
bu onu yıpratıp kendilerine ön plana çıkartmak. Operasyonu yürüttüklerini de görüyorum. Yoksa Tarık Özaslan ne bu kulübün tek başına yetkilisi, menajeridir. Getirdiği oyuncu ya da bizim istediğimiz oyuncu Tarık Özaslan'ın kontrolündeyse, ki arkadaşlar öyle şeyler oluyor ki biz oyuncunun işte resmi şeyine bakıyoruz. Diyoruz ki yetkilisi şu firması diyor mesela. 100 tane menajer yetkilisi benim diyor. Biz de diyoruz ki kardeşim yetki belgesini getirelim, biz pazarlığa atıyoruz. Tabii. Şimdi Tarık Özaslan bizim istediğimiz futbolcuca yetki belgesi varsa ya da bizim istediğimiz oyuncu ya da Tarık'ın getirdiği oyuncu bizim için yeterliyse Tarık'la kulübün çıkarları açısından çalışmamızda ne sıkıntı var ya, ben anlamıyorum yani. Bugüne kadar Tarık Özaslan ismi Kocaelispor'a zarar veren bir transfer hiç yapmadı. Ya özellikle düştüğümüz sezon çok bir algı oluşturdu ki o zaman da çok fazla oyuncusu yoktu aslında. Ya o zaman da iki tane futbolcusu vardı. Üç tane futbolcusu var ama öyle bir algı oluştu yani bir şey, bir algı oluştu ama yani yapıştı üzerine. Ama senin de dediğin gibi geçen sene şampiyonluğumuzda çok ciddi katkısı olan oyuncular hepsi Tarık'ın dediği işte. 4-5 oyuncu var. Biri Yalçın, ne bileyim bu aklıma gelmiyor. Çok önemli performans veren oyuncular. Şimdi bu sene de Fofana'dan çok bahsediyoruz değil mi biz şimdi? Fofana'yı da Tarık getirmiş. Ve size ben başka bir şey mesela, söyleyeyim. Tarık getirip de iyi futbolcuyu menajerlik ücreti almadığı bile oldu. Hakkını yiyorlar. Ben size söyleyeyim. Gerçekten hakkını yiyorlar. Ya yazıktır bu, bizim dilimize böyle kulak kalmak kolay değil. Yapmasınlar. Bu sözleri Tarık Bey'le ilgili bu sözleri Veli Bey'in söylemesi bence çok önemli. Mutlaka Murat da bunu dikkate alacaktır. Veli Bey çünkü öyle konuşmaz yani. Neyse düz konuşur. Hepimiz de iyi tanıyoruz. Yani Tarık Bey için, Tarık Özaslan için bunları söylüyorsa bence çok değerli. Devam edelim. Edelim. Evet. Muharrem Elde sayılı yayınlar hedef şampiyonluk olması lazım. Bu sene çoğu takım transfer yasağı varken bu seneyi değerlendirmek lazım demiş. İnşallah öyle olur. Aykut Şimşek iyi yayınlar. Gazetelerde çıkan Gomis haberleri doğru mu? Girişim olacak mı? İyi akşamlar. Var mı öyle bir şey? Yok. Yok. Kesinlikle yok. Gomis futbolu bırakıyor abi. Güngör Buzdemir, Bozdemir, Kuaku'dan hiç bahsetmiyorsunuz. Dino ve Kasango'dan iyi golcü alınacaktı. Sözünüz geçerli mi demiş? İşte kesinlikle geçerli. Kako'yu görecekler ki çok iyi bir futbolcu. Çok inanıyoruz Kako'ya. Çok inanıyoruz Kako'ya. Çok becerikli, çok yetenekli bir futbolcu. İlerleyen maçlarda çok katkı sağlayacaktır. Taraftarımız da bunu görecektir yani. Evet. Erman Manal demiş ki hangi noktalara transfer yapılacak? Evet, ortaya bir tane alacağız. Orta saha. Evet, orta sahaya. 8 numara değil mi? 8 numara. Evet. Kanat forvet alacağız inşallah. Bir tane stoper alacağız. Stoper alacağız. Alacağız mı stoper? Kesinlikle bir stoper alacağız. Yabancı mı? Yok, yerli abi. Yerli abi. Bir de 9 numara alacağız. Bir tane sağ bek alacağız. Sağ bek de var. Evet. 4-5 tane oyuncu var. Evet. Kanat alacağız bir tane. Kanat söyle. Bir tane de forvet alacağız. Evet. Murat abi demiş ki, Murat, Veli Bey'in Tarık Özaslan'a Tarık diye hitap etmesi de dedikoduları körükler demiş. O da gülücük atmış sanırım. Çok güzel ya. Kendisine cevap için teşekkür ediyorum. Yo, ben Murat'a söyleyeyim, Murat Bey'e. Ben samimi yani bir arkadaşıyım, kardeşiyim, abisiyim, bilmiyorum yaşını da. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben Tarık Özaslan'la ya iki kere konuşmuşumdur, denk gelmişimdir. Ya da 3 kere denk gelmişimdir 2 yılda. Yani numarası bile geçen bir şey sorana kadar bende yoktu. Bende var. Evet, sonradan bende edindim. Tarık'la da çok samimi bir durumum da yok, bunu da bilsin yani. Belki Çiftçi iyi yayınlar Hayrettin Bey demiş. Teşekkürler. Şeref Öztanç. Hayrettin Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Cümleten selamlar, saygılar, sevgiler. Bizim Taner Gülleri, Lazarov gibi golcü ihtiyacımız var. İyi bir 10 numara lazım. Eğer yönetim her maç dolu tribünler önünde oynamak istiyorsa, taraftarlardaki buzları iyice eritmek istiyorsa, iyi gelirler elde etmek istiyorsa bir iki isim yapmış tecrübeli oyuncu almalı. Tribünlere oynayacak oyuncu olmalı. Mesela Hacı Ayarında demiş. Of! Hacı Ayarında Süper Lig takımları bulamıyor. Hacı Ayarında Süper Lig takımları bulamıyor. Ne güzel yani. Ama hayali bile güzel. Yani. Bayram Metin de demiş ki bu saydığınız transferleri bu sene mi yapacağız demiş. Murat Akman, Murat Akman demiş ki iyi yayınlar, Bilecik Osmaneli Ciciler köyünden, Ciciler köyüne de bizden selam olsun.
Herkese selamlar. Bilecik'ten bizi izliyor. Evet. Ha. Ciciler köyünden izliyormuş hem de. Ciciler'e selam. Herkese selamlar. Kocaeli sporumuzun bu seneki transferleri röterli olması sizce bu saatten sonra kulübün menfaatine midir değil midir demiş. Menfaatine olduğu için bekliyoruz. Biz de söyledik az önce koronanın başında. Keşke daha erken bitirebilseydik bunu ama maliyet, işte fayda analizi yapıyoruz. Dolayısıyla bugün beklemenin nedeni de kesinlikle futbolda maliyedir. İstenilen rakamları verseydik biz 15 gün önce, 20 gün önce oyuncuların hepsini almış olduk. Çünkü futbolcularla anlaştık. Evet. Şimdi gönderinin altındaki yorumlara geçiyorum. Geç. Hakan Çelik, sıcaklar değil küskünlükler tribünün boş kalmasına neden oldu. Hem yönetilen taraftar grubu şapkayı önüne koyup düşünmeli nerede hata yapıyoruz diye. Taraftar grubu taraftarların maratondan neden numaralıya kaydığını, yönetimde birincilikte oynayıp stadın neden bu kadar boş kaldığını sorgulamalı. Biz değil miydik sırf kulüp kazansın diye cezalı maça bilet alan, seyircisiz maçta stadın dışında binlerce kişiyle tezahürat yapan. Aynen. Buralardan buraya gelmek çok üzücü. Futbol çok enteresan bir oyun. Bazen para yok, inanç, başarı, azim ve birlik var. Bazen de para var, bu saydıklarım yok demiş. Evet, ben burada bir şey söylemek istiyorum. Evet. Önceki yorumla alakalı taraftarlar arasındaki buzu evet söyledi ama bizim taraftarlarımızda buzlu bir durum da yok. Yani ben öyle bir şey görmüyorum. Ama tribünde bakınca öyle olmuyor işte. Ya abi bunun bir sürü faktörü var. Yani bu sadece yönetim kuruluna bağlamamak lazım. Siz... Yol faktörü var, sıcak hava faktörü var. Sıcak hava çok var. Maddi yani ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamı var. İnsanlar kendileri yeterince işte oraya ayıracak vakit bulamıyorlar belki para bulamıyorlar. Yani bir sürü faktör var. Belki de biz de bir faktörüz burada yönetim kurulu olarak. Tabii, onu, kabul ediyorum. Yani. Onu söylüyor zaten. Yani, olabilir. Evet. Recep Uçar, herkese Almanya'dan selamlar. Bu akşam geç kalan transferler, açılış rezaleti, taraftarla yönetim arasındaki sıkıntılar, Pendik maçındaki güzel futbol. Konuşacak çok şey var ama ben diyorum ki yeni sezon Kocaeli Spor'a hayırlı olsun. Sağ olsun. Sonu inşallah Süper Lig olsun. Kocaeli Sporlu taraftarlar da lütfen hiçbir şeyi bahane etmeden Manisa maçını tribünde izleyelim inşallah. İkinci hafta Türkiye'mde, İzmit'imde ve de tribünde olacağım. Görüşmek üzere deyip Allah'a emanet olun demiş. Recep abi sen de Allah'a emanet ol. İnşallah sağ salim gel. Yusuf Şahin. Bence insanlar maça gelmemek için bahane arıyor. Yok sıcak hava. Yok hava sıcak. Yok yönetim. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Düşünüyorum demiş. Çünkü biz ne sonuçta maça yönetim için gelmiyoruz. Arma sevdası için geliyoruz. Sıcak havada olsa, soğuk havada olsa bizim arma sevdamıza engel olamaz. Şu da bir gerçek. Gelmek isteyen insanlar veya aileler küfürden dolayı gelmiyor. Buna bir çözüm bulunması lazım demiş. Doğru. Evet. Davut Derin. Bize yakışan tüm küskünlükleri bir kenara bırakıp o stadı doldurmak, lige iyi bir başlangıçta bu kötü giden hava bir anda değişebilir. Kötü eleştiriler, yıpratıcı eleştiriler takım performansını ortaya koymadan yapılmamalıdır. Bu hafta kenetlenmek için herkes stada, tribünde bir sahada futbolcular, kenarda hoca sağlam demiş. Ulus Karataş. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar müdürüm. Bu sene öncelikle kalıcı olmak istiyor, sonra şampiyonluk gelir demiş. İsmail Kayseri hocam demiş ki, İyi akşamlar, herkese saygılar, selamlar. Bir hafta içerisinde yapılan iki hazırlık maçı siyah ile beyaz gibi farklı fikirler oluşturdu. Kocaeli Spor'u seyredenlerin aklında. Buna sebep rakibin Süper Lig takımı olması mı, yoksa bir hafta içerisinde Ertuğrul Hoca'nın dokunuşları ve transfer istemesi midir? Pendik maçı bana deplasmanlardan daha umutlu olmama sebep oldu. Evimizdeki maçlar sıkıntılı olur. Özellikle sol tarafımızın hücum yönü çok zayıf kaldı. Sağ tarafımızın da savunma yönü sıkıntı olacak gibi. Stoperleri ve bekleriyle aynı hatta kalmadı. 4-5 pozisyonda hatalı gördüm. Vardan yana çok sıkıntı yaşayabiliriz demiş. İsmail hocam teşekkür ederim. Yorumuna katkı sağladın. Sağ olsun. Yorumunu şöyle destekliyorum. Sağ tarafımızın savunma yönü sıkıntı olacak demişsin. Sağ beke bir transfer gelecek. Sol tarafta hücumda eksik demişsin. Sol kanada bir transfer gelecek. Evet. Doğru tespit etmiş. Zaten o iki bölgede oyuncu gelecek. Caner Ejderoğlu. Caner abisiz olmaz. Tabii. İyi yayınlar güzel insanlar. Tek sorum olacak. Tahir Başkan'la görüşülene kadar neden sezonun açılışı bedava olmadı veya makul fiyat olmadı? Gerçekten bu ne amaçla yapıldı? Bu yükünü kaldıramayız dedi Sayın Başkan ama matematik ortadaydı.
dediği maliyetle bilet fiyatı arasında ciddi fark vardı. 35 bin kişilik statta 15 liradan bilet yapılsa, çıkıp düzgün bir dille bu durumu izah edilse gerçekten o stat dolarları maliyetinden fazlası toplanırdı. Sonuç ne oldu? Taraftarla takımın birleşmesi için en uygun ortam olan sezon açılışı boş tribünler önünde yapıldı. Emin olun futbolcular da şok oldu. Allah aşkına artık daha yapıcı bir tutum sergileyin. Kimse kendini kaftanında görmesin ve tek gerçeğin Kocaeli Spor olduğunu unutmasın. Yaşa var o Kocaeli Spor demiş. Vedat Karabulut, hayırlı yayınlar, herkesi selamlar. Bir şey söyleyeyim mi burada? Önemli. Caner ama. Bitti yok. Söyledik onları ama yine hayır söyleyeyim. Ama bir şey söylemek istiyorum. Burada Tahir Hoca'nın bir müdahalesi yok arkadaşlar. Herkes öyle biliyor. Kesinlikle yok. Tahir Hoca bu maç ücretsiz olsun diye bir hiç karışmadı. Tahir Hoca böyle şeylere inanın karışmadı. Hiç karışmaması lazım. Karışmadı abi, karışmadı ki. Vallahi karışmadı, billahi karışmadı ya. Biz yönetim kurulu oturduk, ücretsiz olsun da demedi sonra. Dedik ki gelin kapıdan çevirmeyeceğiz. Sana da söyledim bunu Hayrettin abi. Ama arkadaşlar bunu ücretsizce çevirdiler. Biz de demedik ücretsiz değil yani. Evet. Evet. Dayım yazmış Sivas'tan. O da senin dayı. Evet. Dayım Sivas Belediyesi'nde çalışıyor. Öyle mi? Sultanşehir, Atatoprağım Sivas'a da selam olsun. Gidelim mi Sivas'a sen? Gidelim, çok iyi olur. Özledim Sivas'ı. Dün de Sivaslıların şikayetleri vardı. Gittin mi sen? Gittim. Vedat abi de Sivaslı. O da yayına... Gelseydi ya, bana bilmiyorum o da bizim orada. Gittim derken kalbimle gittim. Ben, sen dün izinli olduğun bedenin için... Bedenin yoktu. Sevgili abim, sen de hafta sonları çalışmadığın için... Ben hafta sonları çalıştığım için... Mesaj. Hafta sonu... Biz 35 sene çalıştık. İlgilere duyurdum. Benden 20 yaş büyük olduğum yok, için... Yok abicim, askerliğin çok diyor. Askerliğin çok. Abi işte. Var mı? Çok şükür. Var mı soru? Bitti. Bitti mi? Bütün hepsini... Hepsi. Canlı yayın. Sosyal medyada okudun mu? Canlı yayın. Post altında. İnşallah atlamamıştır kimseyi de. Abi canlı da sürekli devam ediyor. Devam ediyor. Ben işte. Sonuna son, kadar, sonuna kadar okuyacağım. Ben şimdi hepsini okudum en son. Orada kesildi. Bak işte. Mehmet Çelik'in Öztürk'ün bu şehir... El ele hep beraber Süper Lig'e demiş. İnşallah. Tüm şehir. Faruk Şamlı yazmış. Bak bundan sen okuma. Ömer Aslan. Onlar Aslan ben Taş, okurken yoktu. Ömer Aslantaş bizi izliyor. Dünya şampiyonu. Eyvallah. Faruk Şamlı. Ömer hocama da selam. Çekiliş ne zaman diye sormuş Faruk Şamlı. Çekiliş kaç yapalım. Son 10 dakika. Son 10 dakika diyor. Çekiliş zaman... yapalım abi. Çekiliş yapalım mı? Yapalım bence yaparız. Sen sevdin çekilişi değil mi? Sevdim çekilişi. Evet. Bu akşamın talihsini belirleyeceğiz. Hadi geçen bakalım. Hafta programımızı izleyenler arasında buraya attık hepsinin isimleri. Çünkü kardeşim bize yardımcı oldu konuda sağ olsun. Ona da mesai yaptırıyoruz. Onu da ödüllendireceğiz inşallah. Evet, Şükrü Bey'in hakkı var, ödülü hak ediyor. Hakkını ödeyemeyiz. Şükrü çok çalışkan. Maaşını ödeyemeyiz ama hakkını ödeyemeyiz. Evet. Şakıroğlu ailesi bizim programımızın sponsoru. Şükrü şu an görünmeyen kahraman abi. 71 kişinin şu anda ismi var burada. Ben en son 70 kişi yazmıştım. Eşraf mıydı? Neydi ismini de unutuyorum. Bayram Bey, Eşraf Bayram Bey ismini unutmuşum. O da hatırlattı. Bugün onu da ekledim. 71 kişi var burada Veli Bey. 10 kişi seçeceğiz. Böyle sen şöyle yap. 3'er kişi, 3'er 3'er alın. Bir kişi de ben seçeyim. Olur mu? Başla abi. Ben bir tane seçeyim. Birini ben seçiyorum. Şöyle koydum şöyle. Şimdi siz buradan dönün. Üçer tane kendinize seçin. Onları tek tek okuyacağız. Açık okuyalım mı? Açık okuyacaksın abi tabii. Açık okuyalım. Oku. Üç kişi. Evet. Not alıyor arkadaşlar şu anda. Fethi Seymen. Fethi Seymen. Bu akşamın ilk talihlisi. Evet. Kombinesi yüklenecek kendisine. Evet. Kendisine itibata geçeceğiz. Evet. Şunu da söyleyelim. Bu arkadaşların mutlaka fasolik olacak. Evet, fasolik olmalı. Fasolik olmazsa yükleme de yapamıyoruz dolayısıyla. Evet. Musa Atamış. Musa Atamış. Onu da yazdık abi. Kenara koy, onları bir alayız. Evet. Son tarihi Veli Bey'in seçtiği. Evet, bakalım. Bakalım hayırlı olsun. Necdet Kriz. Kriz Necdet, evet. Kriz Necdet. Kriz Necdet'i çektim, hasta herhalde ama da buradan geçmiş olsun. Öyle mi? Evet. Haberim yok. Sen evet tanıyorsunuz onu. Evet. Ha, geçmiş olsun. Diyelim, o zaman onları bana vereceksin abi. Diğer arkadaşlar durulaşsın. Ver abi. Dursun orada, alırım ben. Sevgili Taha kardeşim, 3 tarihliği belirliyor. Okusun oraya şey. Ersin Karaş. Ersin Karaş. Vay Ersin be. Başaran sporlu Ersin. Tebrik ederim Ersin. Talihsiz adamım der her zaman ama talih etmiş.
Güngör Bozdemir. Güngör Bozdemir. Evet. Doğru değil mi? Yeni mi bu? Yeni olmuş. Geçen haftaki programda bu arada oldu. Malik Hakan Ertut. Aha, Malik Hakan Ertut. Sevgili Malik Hakan Ertut. Ki Malik Hakan Ertut çok severim. Geçen hafta da sorusunu unutmuşuz, okumamışız. Ama bu akşam tarihi çıktı. Buyurun. Onları kenar koy. Kavanozu biraz daha kenara çekiyorsun. Ortaya. İsteği bana vereceksin ta. Tamam. Şunu alırız. Topla onları. Üstten aldın mı sen? Aldım abiciğim. Hadi bismillah. Ben geçen hafta açtığım üç ismi de yakından tanıyordum. Bayağısın. Hüseyin Alioğlu. Hüseyin Alioğlu. Furkan Yıldız. Timuçin Kahya. Kahya. Kahya ver. Hüseyin Alioğlu bizim aşikeli Zabor Hüseyin. Onu lakap mı aldı? Ver bu tarafa. Evet, son tarihini benden. Bakalım kim çıktı. Yakını göremiyorum onun için gözlüğümü takıyorum diye. Murat Sevim. Murat Sevim kardeşim de bu akşamın son talihlisi. Tebrik ediyorum. Onları alayım ben. Bu arkadaşlara buradan bizi izliyorlarsa işte haberleri olacak mutlaka. Pasolik kartları olması lazım. Pasolik kartları olmayanlar çıkartsınlar. Sonrasında o Pasolik kartlarının önünü ve arkasını bana gönderecekler fotoğraflarını. Ben yüklemelerini yapacağım. Bu arada vizelerini de yaptırsınlar. Evet, tabii. Vizelerinde olması lazım. Yenilemeleri lazım. Bir arkadaşın vizesi eksikti, ona ben bir jest yaptım. Ben doldurdum. Ama vizeleri de olsun. Vizeli Pasolik kartlarını bana gönderecekler. Arkalı önlü yüzlerini telefonla, WhatsApp'ta. Ben de onların yüklemesini yapacağım ve sezon boyunca Kocaspor'un maçlarını kale arkasında ücretsiz seyredecekler. 10 kişi bu akşam için. Bu ikinci haftamızdı değil mi Gökhan? Evet, ikinci haftamızdı. Demek ki 3 hafta daha bu uygulamamız devam edecek. Sonrasında bir sıkıntı olmazsa yine forma vermeye devam edeceğiz. Her programda Kocaspor'u bir taraftarımıza forma hediye etmeye devam edeceğiz. Bu arada... Onu da söyleyelim, söyle Gökhan'cığım. Bu arada... Transfer, transfer mi? Yeni transferimiz... Kulüp açıkladı az önce. Resmi olarak anlaşılmaya varıldı. Yusuf Emre Gültekin resmi olarak sözleşmeyi de imzaladı. Camianız hayırlı olsun. O da tecrübeli bir oyuncu. Orta saha. Beni, evet, merkez orta saha oynuyor. 8 numara galiba. 8 numara oynuyor. Yan mevkisi 6 numara. 6 numarada da oynuyor. Orijinal mevkisi 8 numara. 6'da da oynuyor. Zaten 6 ile 8'i oynayan, 8 oynayan 6 oynuyor. 6 oynayan 8 oynuyor. Yakın oyunlar birbirlerine bunlar. Bu arkadaş da Yusuf Emre de statta da karşılaştık. Kendisiyle sohbetim oldu. Fenerbahçe maçını izlemişti. Ümraniye'de Süper Lig'e çıkmış. Samsun Spor'da Süper Lig'e çıkmış. Deneyimli, tecrübeli bir oyuncu. Ben kulübümüze katkı sağlayacağını sunuyorum. Ben şeyine baktım. 178 maçı varmış. Birinci ligde. Çok müthiş bir tecrübe. Evet, iyi bir tecrübe. Biliyorsun abi, bu bugüne kadar 30 Haziran'dan bu yana haberlerimizi yeni sezon hazırlıklarını sürdüren diye yazdık. Allah'a şükürler olsun. Bugünden itibaren hafta sonu oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıkları diye yazmaya başladık. Maç haftasını girdik. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım gelecek hafta pazartesi günü programda galibiyetimizi değerlendiririz. Galibiyetimizin üzerine konuşuruz. İyi bir sezon olsun, kazasız, belasız, sakatsız olsun. Takımımız da bugün ilk antrenmanı yaptı. Diego'muz eksik. Diego benim toprağım. Babası Sivaslı. Sakat. Antalya'da yaşıyor. Evet, sakat. Çabuk iyileşti. Umulandan daha çabuk iyileşti. Bugün kontrolleri vardı. Yarın net durumu belli olacak. Bu maç oynama durumu yok. Ama bu hafta içerisinde takıma katılacak. Diego'nun dışında da eksiğimiz yok. Eğer beklediğimiz oyunculardaki yabancı santrafor için gelişmeler çok çok sıcak. 1-2 gün. Güzel haber gelebilir. Gelebilir. Ya şimdi böyle 1-2 gün çarşamba, cuma falan da demek istemiyorum. Daha önce çünkü birkaç kez haftaya bize gelen bilgiye dayanarak
Öyle söyledik ama... Gelmeyince de insanlar niye gelmedi diyor. Oluyor. Üzülüyor. Ama transfer böyle biraz. Ya niye gelmediden ziyade insanlar üzülüyor. Ben de üzülüyorum mesela. Yönetici de üzülüyordur mutlaka. Ama haber toplayıp bunları ulaştıran ve haberleri bildiren kimseye muhabir deniyor. Evet. Benim görev tanımım tam olarak bu. Haberi toplamak, habere ulaşmak, bunu kamuoyuna aktarmak benim gazetedeki ve toplumdaki vazifem. Kaynağını gösterir. Ben bana gelen haberi... Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Borcu'yla anlaşıyorsunuz Gökhan. Takımı sorun çıkarıyor. Tabii. Evet. Takımıyla anlaşıyorsunuz. Bu sefer menajerle sorun çıkıyor. Ya oluyor. Menajeriyle anlaşıyorsunuz. Karası sorun çıkarıyor. Ayrıca sorun çıkarıyor. Yani, onunla anlaşıyorsunuz. Çocuğun okulu çıkıyor. Ya tabii. Bir sürü... Ya işte hani şey... Kolay değil yani. Klişe bir şey var ya, oyuncuyla anlaşıldı. Son pürüzlerin ardından imza atılacak denir. O son pürüzler kısmı aslında büyük detaylar içerir. Birçok transfer de oradan döner. Masaya gelip masadan kalkan oyuncu olur. Ama inşallah iyi olacak. Ya peki, abi olur. Şeyi kapatmadan söyler misin? Buyurun. Bugün ve yarın Pasolik. Evet, onu bir daha hatırlatayım. Sevgili Veli Bey'in bu akşam müjdesi diyelim. Bugünkü tarih 7'si, yarın 8'i. Pasolik alanlar. Onların fotoğraflarını bize ulaştırırsa, Veli Bey de olur, bana da olur, fark etmez. Onların ikisini değerlendiririz. Onlar arasında bir çekiliş yapacağız. Evet. Kaç kişi varsa. Ve iki forma vereceğiz evet. Onları. Yeni sezonun şu anda fiyatını da bu akşam edeceğiz. Veli Bey şöyle dedi, 650 TL forma. İki tane forma onlara hediye edeceğiz. Ben de şunu söyleyeyim. Söyle. Kıymetli kardeşimiz, İyi Kocaeli Spor, Lemin Yapar. Geçtiğimiz haftalarda vefat etmişti. Lemin Yapar. Evet, bugün onun çocukları mı abi? Onun çocukları amcasıyla beraber maça gelmiş. Onun güzel bir haber yapmış. İlk maça gelmişler. Bundan sonra da hep gelmek istemişler. Veli abi de burada kulüp adına ikizlerin kombinelerini alacağını söyledi. UEFA alttan kombineleri olacak. İkizler amcalarıyla beraber ne zaman isterse maça gelecekler. Evet. Emin kardeşimizin de ruhu şad olsun. Allah kendilerine bağışlasın. Gökmen Demirel'e selam var. Veli Bey'den ricam et. Diyor. Yalçın Kıldıran ismini bir yere verip yaşatalım diye bir öneride bulunmuş. Yok iyi. Hakikaten iyi düşünmüş. Yalçın hocamız. Yalçın hakikaten çok değerli hizmetli oldu. Unutulmamalı. Bir yere ismini koymamız lazım bizim. Tabii. Bu şey vardı mesela abi. Onu yapsanız eski futbolcu, eski efsane futbol. Mesela tribünlere de olur mesela. Şu tribün, Yalçın Kıldıran tribünü bilmem ne. Yalnız isim verecek yerler yaratabilirsiniz. Veya orada stadyumda şeydeki salonlardan birine veya tesislerden ne bileyim tesisler, olabilir. Ne bileyim toplantı olur. Sezonun adı bile olur ya. Biz kendi aramızda öyle koyalım. Sezonun adı biraz şey olmaz da. O şey yasal olmaz. TFF diyorum da. Ama verilebilir yani. Yeter ki diye değerlendirir. Değerlendirebiliriz. Şey değerlendirir. Veli Bey çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bizi dinleyenlere, dinlemeyenlere, bütün Kocaeli Spor camiasına son mesajımızı verelim. Bu takım Kocaeli sporluların istediği kavgayı, dövüşü, savaşı verecek bu sene. Allah'ın izniyle zehir zevki yüksek bir takım izletmek istiyoruz taraftarımıza. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Dağcığım çok teşekkür ederiz. Sen ev sahibisin zaten. Çok teşekkür ederim ben sana. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin aramıza. Uzun bir ayrılıktan sonra hoş geldin. Gökhan'cığım teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, sevgili seyirciler hatırlatalım. Cumartesi akşamı 21.45. Şampiyonlar Ligi saati, güzel bir saat, serin hava. Mı? Serin hava olur, o saatlerde serin olur ya, 21.45, 10 olur. Vallahi sıcak olur mu? Öyle değil abi, gördün işte. Mahvolduk ben de maçın. Öyle olmaz dediğim gibi. Bu arada bitirken, bugün iki doğum günü kutlaması var. Biri Baldız'ın, Karasu'da oturuyor, Şule Acar Genç. Biri de yeğenim Düzce'de, Murat Demir. Onların da doğum günü kutlamış olduk. Ömürleri uzun olsun. Ömürleri uzun olsun. Sağlıklı yaşasınlar. Aman inşallah. Evet. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma da iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta sevgili Gökhan da söylediği gibi inşallah galibiyeti konuşacağım bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.